Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. Tarihten gelene hoş geldiniz. Tarihten gelen bu haftada dop dolu sizler için yine çok değerli, nitelikli konuklarla çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Geçmişten bugüne yine geçmişten bugüne ışık tutacağız. Önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Tabii geride bıraktığımız haftalarda son iki hafta özellikle biraz daha siyasi tarih üzerinde durmuştuk. Bu haftaysa bambaşka ve en az o kadar önemli bir konuyla huzurlarınızdayız. Çok değerli iki hocamız var. Kendilerini takdim edeceğim. Ama öncelikle konumuzdan birazcık bahsedelim. Bugün insan doğasından ve evrimden bahsedeceğiz. İnsan vücudundan bahsedeceğiz. İnsanlık tarihinde insanların, insan vücudunun gelişiminden bahsedeceğiz. Hastalıklardan bahsedeceğiz. Hastalıkların gelecekte geleceği noktayı, insan vücudunun, organlarımızın değişiminden konuşacağız. Bugün günlük yaşantımızda kanıksadığımız, benimsediğimiz birçok hareketin sebebini sorgulamadığımız, nedenini düşünmediğimiz birçok refleksimizin, reaksiyonumuzun aslında çok uzun yılların, evrimin, insanlık tarihinin bir sonucu, bir getirisi olduğunu konuşacağız. Tabii ben program öncesinde yapmış olduğumuz sohbette bile çok aydınlandım, bir sürü yeni bilgi öğrendim ve eminim ki, inanıyorum ki bugünkü tarihten gelen programımıza da bir sürü yeni bilgiye ışık tutacağız. Çok değerli konuklarımla birlikte hemen kendilerini ben tanıtmak istiyorum. Tanıdık bir isim, daha önce tarihten gelenin konuğu olmuştu. Profesör Doktor Ergi Deniz Özsoy, evrimsel biyolog ve genetikçi. Ergi Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Bir diğer değerli konuğumuzsa Operatör Doktor Sayın Metin Berberoğlu, genel cerrahi uzmanı. Siz de hoş geldiniz Metin hoş Hocam. Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet, bugünkü programımızda dediğimiz gibi evrimsel tıbbı ve tıbbın gelişim sürecini, insan vücudunun bu süreçteki değişimlerini, etkileşimlerini konuşacağız. Ve bu verimli, bu güzel sohbetimize başlayalım. Sizler de programımıza dahil olabilirsiniz efendim. Sosyal medya üzerinden sorularınızı gönderebilirsiniz. Tarihten gelen etiketine ve Aybaltacı Twitter hesaplarına her zaman sorularınızı, yorumlarınızı gönderirseniz biz de bunları programımızın akışı boyunca değerli konuklarımıza, hocalarımıza soracağız ve sohbetimize başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ergi Hocam sizinle başlayalım arzu ederseniz. İlk olarak bir girizgah yapmak gerekirse bir insanlık tarihinde insanların evrimsel tıbbında evrimi, sizin bu konudaki çalışmalarınızı yakinen biliyoruz. Tabii bunun bizim insanlığın gelişiminde ki yerini, rolünü nasıl açıklayabiliriz, nasıl tanımlayabiliriz? O şekilde başlayalım isterseniz. Evet, teşekkür ederim Ali Bey. Tabii şimdi ben hekim değilim. İşte hekim meslektaşım, arkadaşım sağda oturuyor, yanda oturuyor. Evet. Tıp konularına kendisi evrim ilişkisi bağlamında detaylı girecektir çok çarpıcı örneklerle. Ama işte bir perspektifi baştan ortaya koymak gerekirse şunu söylemek mümkün. Şimdi tabii ki yani insan dediğimiz canlı da yani bizler de yani evrimsel süreçlerin ürün olarak burada bulunuyoruz şu an. Şu anda evrimleşmekteyiz aslında ve geçmişten gelen evrimsel birikimle beraber evrimleşmemiz devam etmekte. Yaklaşık işte 250 bin yıllık bir tür tarihimiz var. Homo sapiens olarak tür adımız bizim bu. Ortaya çıkışımız işte Afrika'nın belli bir bölgesine kadar gider. Aslında pek çok primat türü ve pek çok insansı tür orada ortaya çıkmıştır. Biz de onun son halkalarından bir tanesiyiz tarihsel olarak baktığımız zaman, kronolojik olarak baktığımız zaman. Tabii elbette bir yandan da madem biz de hani evrimsel olarak belli süreçlerin ürünü olarak diğer canlılar gibi şu an burada bulunuyoruz. O halde bizim kendi hastalıklarımız da karşılaştırdığımız pek çok kişi çevreye verdiğimiz yanıtlar çerçevesinde evrimsel olayların sonucu olarak anlaşılması gerekir diye ben düşünüyorum bir evrimsel bir olarak baktığımda. Hekim olarak aslında detaylarını Metin Bey verecektir. Şimdi tabii son yıllarda insanı bir evrimsel kavrayış içerisinde, böyle hekimlik perspektifi içerisine, tıp perspektifi içerisine oturtan yaklaşımlar çok yaygın. Hem bunun kuramsal olarak çok iyi biz tahkim edildiğini biz biliyoruz bu alanın, hem de bunun pratik sonuçlarının da alınmaya başladığını çok iyi biliyoruz. Mesela şöyle bir örnek vereyim ben size. Dışarıda, Türkiye'nin dışında bu işe ne kadar büyük önem verildiğine dair. Şimdi 2008'de Lancet diye bir dergi vardır. Bu işte hekimler çok iyi bilirler. Bu işte çok önemli, çok üst düzeyde bir şeydir. Tıp araştırmaları dergisidir kendisi. Lancet 2008'in son ayında özel bir sayı yaptı, çıkardı.
Çok üst düzey bir dergidir bu gerçekten de. Ve bu sayı evrimsel tıbba, Darwinci tıbba, yani evrimsel biyolojinin perspektifiyle ele alınan tıbba ve bu ilkelerini sunmaya ayrılmıştı. Çok hoş bir sayı çıkarmışlar. 2008'in son ayı olmasının sebebi de 2009 Darwin yılıydı bildiğimiz üzere. Dolayısıyla bu hani dışarıdaki perspektifi vermesi bakımından çok çok önemli ben görüyorum ama asıl kritik nokta şu, yöntem bilimsel olarak baktığımız zaman evrim ve tıp ilişkisi aslında iki farklı çerçevenin birleştirilmesinden geçiyor. Bir tanesi işte klasik tıp, öyle değil mi Metin Bey, hı hı, diye tanımlanabilen, daha çok böyle yakınsak doğrudan mesela fizyolojik, biyokimyasal mekanizmalar çerçevesinde hastalıkların sebeplerini açıklamaya yönelik bir tıbbi perspektif. Bir diğeri ise bu perspektifi güçlendiren, hatta belli bakımlardan değiştiren, bu perspektifle beraber yeni bir perspektif açan daha geriye doğru bakma işi. Yani evrimi tıbbın içerisine sokma işi. Bu da daha ıraksak, daha geçmişten gelen etkiler üzerine evrimi koyma işi. Mesela basit bir örnek ben vereyim ben size. Eğer çok fazla şey vakit almadıysam. Diyelim ki HIV, yani AIDS'te ilişkisi kurulan virüs. Biz şimdi artık evrimsel biyologlar olarak bu virüsün hangi tipinin, nerede, hangi primattan, hangi maymun türünden ilk defa Afrika'da mesela insanlara geçtiğini ve arkasından nasıl yayıldığını kurgulamış durumdayız. Ortaya koymuş durumdayız genetik yöntemlerle. Bunun önemli etkisi ne olacak? Dolayısıyla şu an HIV için ilaç geliştirmeye çalışan şirketler aslında bu evrimsel değişimlerin üzerinden problemi anlamaya çalışıyorlar. İlaçları ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu çok önemli bir gelişim baktığınız zaman. Tabii. Ama daha öncesinde böyle bir perspektif olmadığından işler bu çerçevede, bu ilerleme düzeyinde değildi. Mesela bir başka örneği, bilirubin diye bir bileşik var. Bu bir toksik bir maddedir, zararlı bir maddedir vücuda. Siz bunun vücuttan atılması gerekir baktığınızda. İşte hemoglobin dediğimiz metabolik sürecinden gelir, yanılmıyorsam değil mi bu bileşik? Evet. Baktığımız zaman bu şimdi karaciğerde başka bir bileşikle birleşip suda çözünür hale gelir, atılır. Şimdi bu fizyolojik bir açıklama biçimi. Toksik madde. Fakat bu toksik madde niye var? İnsan vücudunda bu zararlı madde neden oluşuyor? Zarar olmasına karşı ve neden belli miktarda tutuluyor? Mesela şu tür araştırmalar var. İşte eğer bilirubin miktarı belli bir düzeyin üzerine çıkarsa mesela işte kalp hastalıklarının bir kısmı önlenebiliyor. Çünkü kalp hastalıklarının bu aterosklerozisin belli bir kısmı aslında böyle bizim reaktif oksijen bileşiği adını verdiğimiz zararlı oksijenli bileşiklerden kaynaklanıyor bildiğim kadarıyla. Bu bilirubin ise bunları tutup ne yapıyor? Yakalıyor ve vücuttan uzaklaştırıyor. Şimdi dolayısıyla eğer evrimsel geçmişten böyle bir avantaj gelmeseydi doğal seçilimsel olarak bilirubinin bir tutulmasını beklemezdik. Şimdi birinci izah biçimi, klasik tıbbın izah biçimi nerede? Karaciğerde işte çözünür hale getirilir, vücuttan atılır bu zararlı madde. Doğru bunların hepsi. Biyokimyası, evet. Fizyolojisi doğru. Fakat diğerinin için var. Tarihsel sebeplerle mesela diğer enteresan bir çalışma var. Resus maymunlarına bakmışlar. Oradaki bilirubin seviyesiyle insandaki bilirubin seviyesi arasında büyük farklılıklar var. Ne seviyesi anlayamadım. Bilirubin. Evet, nedir o? Bu işte toksik bir bileşik. Belki birazcık tıbbi açıdan. Hemoglobin yıkımıyla beraber. Hemoglobin bir oksijen taşıyan molekül biliyorsunuz. Yıkımıyla beraber oluşan ve zararlı bir yüksek hani düzeye ulaştığında vücuda zararlı etkisi görülen bir bileşik bir molekül bu. Şimdi bu mesela resus maymunlarıyla karşılaştırılmış ve diğer maymunlarla son dönem çalışmalardan bir tanesi insandaki seviye daha yüksek resus maymunlarına göre. Muhtemelen insanın karşılaştığı çevreler sonucunda bilirubin miktarı birazcık yüksek tutulmalı ki bu ne olmalıydı büyük ihtimalle? Belki Metin Bey bu konuya bir açıklık getirir. Sonuçta evet, insan hayatta kalmasını ve işte kalp damar hastalıklarından biraz daha az etkilenmesini sağlayacak, peki, bir evrimsel mekanizma olarak karşımızdaydı. Zaten, hemen o zaman Metin Hocamıza zaten, evet, soralım. Orada şöyle bir şey var. Antioksidan özelliği nedeniyle, evet, yeni doğanlar aynen, özellikle aynen, bir miktar fizyolojik sarılık dediğimiz bir evet, dönem var. O dönemde yeni doğanın yüksek oksijene ortama çıkar çıkmaz maruz kalmasıyla beraber o dönemde beyin gelişmesindeki o dönemi korumak üzere korumak olduğu üzere gösterildi mesela aynen, evrimsel tıp aynen, anlamında. İşte bu, geçmişte o öyle değildi. Evrimsel yaklaşımla meseleye yaklaşmak yani sadece zararlı madde demeyeceksiniz. Çok güzel izah etti Metin Bey burada. Evet. Hakikaten yeni doğanın birdenbire oksijen şokuna girmeyip çünkü o oksijenin zararlı etkileri var. Tabii onun uzaklaştırılması için bir mekanizma. Muhtemelen bizim primat atalarımızın da antioksidan olarak kullanılan bir şey. Aslında yaşadığımız evet, yere göre bu şimdi şekilde oluşmuş. Ergi olarak. Hocam siz bir biyologsunuz. Evet. Sayın Berberoğlu ise bir hekim. Ama şunu sormak istiyorum ben kendisine ilk olarak. Bir hekim olarak evrimsel süreci
ve tabii biyologların çalışmalarından ne kadar faydalanıyor hekimler ve tıp? İnsanlığın gelişimi, insan vücudunun değişimi aynı zamanda bugün hekimlerin çalışmalarından ne kadar pay sahibi oluyor? Bu şekilde başlayalım isterseniz hocam. Buyurunuz. Teşekkürler. Şöyle başlayalım. Bir kere Türkiye'deki tıp eğitiminde hala daha bir evrim eğitimi veya evrimle ilgili bilgilendirme çok fazla yapılmıyor. Hatta hiç yapılmıyor diyebilirim. Ama eğitimin başlangıcında daha evrim bilinci verilecek olsa hekimlerin hastalarına ve insan vücuduna bakışlarında bir anda çok büyük değişiklikler olacaktır. Bunlara ama gelmeden önce şuradan bir yerden devam etmekte fayda var. Buyurun. Bir kere zaten insan evrimsel süreçlerin sonunda gelmiş olduğu noktada hem evrimin kanıtlarını vücudunda, bedeninde barındıran, gösteren bir yapısı var. Ama aynı zamanda evrimsel süreçlerinde şeyleri var, izleri var vücutlarımızda. O yüzden aslında evrim için kanıt aranacaksa çok uzağa gitmeye gerek yok. Sadece aynaya bakmak bile yeterli. Oradan harekette birçok şey söylenebilir. Ancak bir yandan da bedenimizin sağlıksızlık yönleri, bedenimizdeki bir takım yapıların gariplikleri ve modern hastalıklar ki oraya da ayrıca gireceğiz. Bütün bunların hepsi aslında evrimsel süreçlerin içindeki mekanizmaların neticesinde ortaya çıkan durumlar. Bunlara tek tek bir yerlerden başlayalım isterseniz. Tabii. Mesela şu verdiğiniz örnek çok önemliydi. Dediniz ki aynaya baktığımız zaman biz evrimin izlerini kendi yüzümüzde, vücudumuzda tarihsel olarak görüyoruz. Evet. Nedir bu izler efendim? Hemen mesela arkadaşlardan rica etsem kaç numaralı birinci grubun 11. resmini göstersinler arkadaşlar. Tamam. Burada görselimiz gelsin. Görsel geldiği zaman örneğin gözümüzde, gözümüzün iç tarafında küçük bir zarcık göreceğiz. Evet, geldi görselimiz. Hemen yakınlaştıralım, izleyicilerimiz de görsün. Evet, burada üst göz kapağı, alt göz kapağı ve hemen şurada küçük bir zar var. Örneğin bu zar aslında hiçbir fonksiyonu yok. Yani dumura uğramış yapılardan bir tanesi. Ancak bir sonraki slayta geçersek, bir sonraki yani işlevini yitirmiş bir organdan bahsediyoruz, öyle mi? İşlevi olan bir yapı. Bir sonrakini arkadaşlar gösterebilecek mi? Evet, geliyor. Geliyor hocam. Siz anlatın isterseniz. Evet. Örneğin uzak akrabalığımız olan kuş türlerinde merkezden yan tarafa doğru uzanan üçüncü göz kapağı dediğimiz kapaktır bu. Denizden çıkıp karalara geçildiğinde kullanılan bir kapaktır. Daha sonra diğer üst ve alt göz kapakları gelişmiştir evrimsel süreç içerisinde ama memelilere doğru geçildiğinde, insana kadar gelindiğinde o küçücük, minik, hareketsiz bir zara dönüşmüştür. Örneğin bu geçmişteki ortak atalarımızdan bize miras kalmış bir küçük bir anatomik yapı. Aynaya bakan herkes bunu rahatlıkla görebilir. Örneğin yapılardan bir tanesi bu. Bir diğeri kuyruklarımız röntgende kalça kemiğinin içerisinde küçücük bir yapı olarak kuyruk yapısının minik parçası orada gözükür. Ancak çok çok nadir olarak da tıbben bu şekilde doğanlarda olabiliyor. Doğanlar olmaktadır. Çok enteresan bir görsel. Yakınlaştırabiliyorsak falan değildir bu. Ama bu şekilde doğabilir. Bunlar da gene atavizm dediğimiz yani atalarımıza öykünme şeklinde ortaya çıkan yapılardır. Bunların hepsi tek tek evrimin bedenimizdeki kanıtlar olarak sunulabilecek birçok şeyden birkaç örnek. Peki neden işlevini yitiriyor bu organlar? Evrim ekonomisi diye bir şey var. İşe yaraması gittikçe süreç içerisinde zayıflamış, azalmış, fonksiyonunu yitirmiş yapıların ortaya çıkması için bir enerji bedeli ödemek gerekmez. O nedenden dolayı bu yapılar geriye doğru yavaş yavaş küçülerek yok olur. Örneğin kulak kasları. Kulağı normalde hareket ettirir geçmişteki atalarımızda o kaslar. Ama bize öyle bir fonksiyon olmadığı için
Kaslar hala var fakat o kadar zayıf ve küçükler ki bu fonksiyonlar yerine gelmiyor. Şimdi Sayın Berberoğlu şunu mu anlamalıyız bu özetlemelerinizden? Yaşam koşulları insanlık tarihinde insanların geçirdiği evreler, süreçler dolaylı yoldan bizim vücudumuza da yansıyor. Organlarımıza da yansıyor ve bunların değişmesini ve yer yerde ortadan kalkmasını sağlıyor. Doğru mu? Ancak tabii burada Ergi Hoca biraz daha detaylı o noktaları vurgulayabilir. Evet. Elbette ki seçilim söz konusu. O yüzden de türün içerisindeki değişik bireyler arasındaki varyasyonlardan en üreme başarısına yönelik yapısı olanlar hayatta kaldığı için o nedenden dolayı organlar görece sanki yok oluyormuş gibi gözüküyor veya dumura uğruyormuş gibi gözüküyor. Ama sadece o daha düşük işlevi olan yapısı olanlar seçilmesine yönelik bir faaliyet olduğu için öyle bir mekanizmayla iş yürüyor. Bunu nasıl açıklamamız gerekir Ergi Hocam? Şimdi bu seçilim diye ifade ettiği doğal seçilim dediğimiz bir süreç var. Bu seçilim şu aslında. Belli bir biyolojik özellikteki farklılıklar söz konusu olabilir. Evet. Bu farklılıkların işte belli bir zaman dilimi içerisinde belli bir çevresel koşullarda farklı yanıtları vardır o çevresel koşullara. Bu farklı yanıtlar mesela ne kadar o koşul çerçevesinde tırnak içerisinde söyleyelim olumlu iseler bunlar daha çok ne yapılacaklar? İşte kalıtımsal olarak sonraki kuşaklara aktarılacaklardır. Dolayısıyla bunların buradan bakıldığında üreme başarısını artırdığını biz söyleyebiliriz. Bunlar en çok aktarılan karakterler haline geleceklerdir. Dolayısıyla çevreyle uyumu yüksek olan karakterler en çok sonraki kuşaklara geçeceği için biz tarihsel olarak bir süre sonra ne yapıyoruz aslında? Geçmişle karşılaştırdığımızda geçmiştekileri değil de onların içerisinden bir kısmını yaygın olarak belli bir topluluk içerisinde görmüş oluyoruz. Seçilim böyle bir süreç yani istatistiksel olarak aslında belli bir grubun içerisinden çevreyle uyum yüksek olan belli bir kesimin ne olması? Kuşaklar boyunca aktarılarak yaygın hale geçmesi sürecidir baktığımızda. Metin Bey'in bahsettiği pek çok aslında organ değişimi de seçilimle ilişkilidir. Fakat bazı değişimler... Çok benzerinden bahsetti Sayın Berberoğlu. Evet. Bazı değişimler ise seçilimle ilişkisi olmayabilir bunların. Bunlar mesela çok teknik konular ama mesela popülasyonun büyüklüğü, yani üreyen bireylerin sayısı, öyle diyelim kabaca, bazen çok düşebilir. Doğal felaketler sonucu düşebilir, göçler sonucu düşebilir, başka alanlara geçme sonucu düşebilir. Bunun sonucunda aslında ne yapacak? Geldiği toplumun temel genetik özelliklerini, öyle söyleyelim, taşımadığı için o küçük ayrılan grup başka bir yöne doğru evrilecek. Dolayısıyla biz o karakterin değişimini aynı zamanda sadece yarattığı işlevsel farklılıktan dolayı değil, aslında önceki, geçmişteki atalarından olan genetik farklılığı sebebiyle de görmüş oluyoruz. Böyle iki tane süreç vardır evrimde. Birine bunun en son anlattığımı genetik sürüklenme denir, teknik adı budur. Diğeri ise doğal seçilimdir. Dolayısıyla bizim insan dediğimiz, yani bizim kendimiz, türümüz de hem hastalıkları açısından hem de temel biyolojik özellikleri bakımından tarihsel olarak bu iki sürecin ürünüdür. Peki. Şimdi hastalıklar konusuna geleceğiz Sayın Berberoğlu. Bu noktada tabii anlattıklarınızın çok önemli konular olduğunu düşünerek ben biraz da böyle sindire sindire gidelim istiyorum tabii, programımız tabii. Boyunca. İzleyicilerimiz için de daha iyi olacaktır, daha anlaşılır olacaktır diye düşünüyorum. Seçilimden ben şunu anladım. Yanlışsam düzeltin lütfen Ergi Hocam. Yine insanlık tarihi boyunca yine koşullara göre kullanmadığımız veya faydasını çok görmediğimiz bir takım özelliklerimizin eksilmesini, yitirmesinden bahsediyoruz. Aynen bu. Doğru anlaşılmış mı? Kabaca böyle. Genel olarak genel hatlarıyla böyle. Bu sadece insana özgü bir şey değil bu. Bütün evet. Biyolojik canlılar, bütün daha doğrusu biyolojik canlı değil mi? Bir biyolojik varlıklar, canlılar zaten biyolojik varlıklardır. Dolayısıyla bütün biyolojik sistemler aslında tarihsel olarak koşulların durumuna göre seçilime bir şekilde uğrarlar farklı özellikleri bakımından. Tabii. Şimdi programımızın akışı boyunca böyle tekrarlar yapabilirim veya sizden tabii, bunu rica tabii. Edebilirim. Neden? Benim de çünkü çok hakim olduğum bir alan olmadığı için böyle sindirmek ve anlamak evet, açısından bu evet. Soruların faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii. Affınıza sığınıyorum. Evet, estağfurullah. Buyurun hocam. Burada şunu aslında bir de eklemek istiyorum. Bütün bunun içerisinde buraya doğru da yönleniyor laf. Evrim süreci içerisinde bir yapı veya bir fonksiyon veya bir organ zaman içerisinde bir başka bir yapıya veya başka bir fonksiyona doğru dönüşebilir. Ne gibi mesela? Örnek balık dönemde yüzgeç olan şey karaya çıkıldığında yürüyen evet. Üyelere yani el ve bacak ve kollara ya da uçuyorsa eğer bu canlı kanatlara dönüşebilir. Yani bir yapı çok enteresan. Bir yapı eskiden başka bir şeyken daha sonra başka bir şey olur.
Ben hemen burada dilersen burada, sen şey vereyim. Şuraya bağlamak istiyordum şu cümlenin tabii. Bu iş yapılırken bir bedel ödenir. Buna uzlaşı bedeli veya İngilizce'de işte trade-off dedikleri şey. Bundan kasıt, buraya gelişteki kasıt şu. Örneğin insan türünün dişisi yavrusunu doğururken çok ızdırap çeker. Çok zor doğurur. Doğru. Çünkü görece olarak daha büyük bir kafa, bir kalça kemiğinin içinden çıkacak. Ama yürümek adına ve daha efektif yürümek adına küçülmüş ve daralmış bir kalçadan büyük bir fötus başının çıkmasını düşünün. Daha üstüne üstlük bir de kemikler de birbirinin üstüne binmektedir bebeğin kafasında. Ve dar bir kanaldan çıkmaktadır. Aslında bu yürüyebilmenin bir bedeli olarak ortaya çıkıyor. Yani aslında evrim sürecinde ne oluyor? Bir yapı bir başka bir şeye dönüşürken aynı zamanda da onun bir bedeli oluyor. Buna mesela bir konuşmayla da ilgili bir kısımda küçücük bir örnek vereyim. Evet. Örneğin bebekler 9 aylık olana kadar annelerini emerken hiçbir şekilde boğazlarından akciğerlerine veya nefes borularına doğru bir damla bile süt kaçırmazlar. Neden kaçmaz? Boğulma refleksi oluşmaz. Boğulma olayı olmaz. Refleks dedim, o yanlış. Boğulma olayı olmaz ama 9 aya yaklaştığında ufak ufak boğulmalar başlar. Bir şeyler içmeye başladığında. Ve o yüzden biz bebeklerimize süt veya su içmeyi öğretiriz bardaktan. Kolay bir şey değildir insanın için o. Neden? Çünkü larenks, kırtlak dediğimiz yapı uzamak zorunda konuşabilmek için. Hiçbir primatta olmayan bir şey oluyor insanda. O kısım uzamaya başlıyor. Açılıyor arası. Açıldığı için konuşabiliyoruz. Ama bunun karşılığında da bir bedel ödüyoruz. Artık boğulma riskimiz başlıyor. Siz bile eğer dikkat etmeyin hemen boğazınızda bir şey kaçırırsınız. Bunu hiçbir canlıda göremezsiniz. Konuşamayan canlıların boğulma riski yok mudur? Yok. Bir şey yutar. Çok özel bir olay olması lazım. Dalsalar bile kolay kolay yutar. Çünkü yanlardan iner su normalde. Peki, İki yandan yani. Eski insanları incelediğimiz zaman, gerçi her zaman konuşuyordu insanlar ama tabii konuşma yetisinin gelişmediği dönemler var mı? Başka bir şeye dönmeye başlayacak. Konuşma nasıl başladı diye başlarız o zaman. Yok, onu ayrı bir başlıkta ele almadım. Diğerlerde konuşmaya başlayabilmek için larenksin de uzaması gerekir. O yüzden demek ki aslında görece olarak şu denmesinde fayda var. Larenks uzamaya başlamış olan bireylerin seçilimiyle beraber onların daha iyi haberleştiği, daha iyi haberleşme sonucunda üreme başarısı elde ettiği ve o yüzden de adım adım bugünkü konuşmaya kadar gelindiği şeklinde anlatmak lazım zaten evrimi. Tabii bu şey aslında, yani belli bir spekülatif çerçevesi olmakla beraber bir yere kadar makul bir açıklama biçimi. Ama siz eski insan deyince mesela ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi türümüzün tarihi 250-300 bin sene, neyse işte artı eksi bu fark etmeyecek. 40 bin 50 bin yıl neyse. Sonuç itibariyle aslında bizim insan türü dediğimiz Afrika'dan çıkarak dünyanın geri kalanına yayılan ve bugünkü toplumları oluşturan tür, yani biz onun üyeleriyiz. Aslında modern anlamda, anatomik anlamda bugünküyle aşağı yukarı aynı. Yani yapılan çalışmalar, fosiller bize bunu gösteriyor. Bizim farklılığımızı daha çok mesela bizden ayrıksı olan aynı cins içerisinde bize akraba olan diğer türlerle karşılaştırarak anlamamız gerekir. Bu bakımlarda olan farklılığı da mesela. Yani konuşmayla ilgili, işte ne bileyim gırtlağın işte uzamasıyla ilgili farklılıklara mesela nereden bakmak lazım? Mesela yaşamayan ama yakın akrabamız Neandertal fosiller, ama çok zordur bu tabii onları da anlamak ama. Evet, ama yani şempanze bakılabilir, fosillerin işte bonoboya bakılabilir. Çünkü yaşayan kuzenlerimiz çünkü bizim onlar. Tekrar söyler misiniz isimlerini? Mesela yaşayan kuzenlerimiz. Yaşayan kuzenlerimiz en yakın akrabalarımız. Yaşayan işte yaşayan ama. Yani işte şempanze, ne bileyim bonobo, onlardan sonra goril, sonra orangutan diye geriye doğru gidebiliriz ama yaşamayan bize genetik olarak aslında en yakın akrabalar mesela Neandertalleriydi. Denizova insana adı verilen aslında bir başka tür de ortaya çıktı. Denizova canlısı da adı verilen bulunduğu yere istinaden. Bunlar tabii daha 30-40 bin sene öncesine kadar yeryüzünde olup bugün olmayan türler. Bunlar bizim çok daha yakın akrabamız. Hatta işte yeri gelirse belki konuşuruz. Yani insan Afrika'dan çıkarken, öyle söyleyeyim ben, çıktıktan sonra hem Neandertal'le hem de Denisova'yla, bunlar iki ayrı tür, bunlar karışmış. Genomumuzda bunların izleri var bizim. Ve enteresandır, eğer hastalıkla tarihsel perspektifi birleştirecek olacak isek eğer, birkaç şey şöyle söyleyebiliriz bu karışmalardan dolayı. Mesela Neandertal ve Denisova genomlarından gelen bu karışma sonucunda bizim kendi genlerimize, genomumuza öyle söyleyelim, geçen bazı özellikler var ki bunlar dünyaya daha rahat yayılmamızı sağlamışlar.
enfeksiyonlara, parazitlere direnç sağlayan bir takım genleri biz onlardan almışız. Ama aynı zamanda mesela şizofreniyle ilişkili, ne bileyim işte bugün... Zihinsel rahatsızlıklar. Evet, depresyonla ilişkili, nikotin bağımlılığıyla ilişkili bazı spesifik genlerimizle biz neandertallerden falan almışız mesela. Tabii bu neandertallerin böyle fosur fosur bir köşeye çekilip sigara içtiği anlamına gelmiyor. Sonuçta bu fizyolojik bir durum. Şunu demek istiyorum, ben alınan gen ne yapıyor? Yaptığı işlev gereği bir süre sonra insan genomundaki değişiklikle mesela ne yapıyor? Sigaraya bağımlılık yaratıyor. Yalnızca insan söz konusu olduğunda. Bedenlerimizde değil, zihnimizdeki aynen. rahatsızlıklar da, aynen, da tabii. Evrimin izleri var. Evrimin izleri var, başka türlerin izleri var. Biz onlarla karışmışız. Peki. Yani. Metin Hocam, biz hekim olarak nasıl açıklarsınız insan rahatsızlıklarını, insan hastalıklarının evrimle olan ilişkisini, bağlantılarını? Bu güzel bir soru. Aslında orada bir miktar bir değinildi. Evet. İnsan genomunun ve genetik yapısının esas şekillendiği Afrika ortamından çıkalı 200-250 bin sene kadar bir şey oldu. Yok, Afrika ortamından çıkalı yaklaşık işte 100 bin ile 60 bin sene arasında falan. Evet, ilk şekillenişi 250 evet. bin, çıkışı 100 bin evet. ama sonuçta bu süreler o kuzeye çıkıp Avrupa'da yerleşik hayat başlayıp tarım, endüstri vesaire gibi yeni bir organizasyon bu modern çağ ve bunun getirdiği yeni ortamla insanın bedeninin şekillendiği ortam arasında çok ciddi bir fark var. Yani evrimsel sürecinin aslında büyük bir kısmını tamamladığı, noktaya geldik şu anda. Evet, büyük bir kısmını tamamladığı Afrika ortamıyla şu savanayla yani bugünkü yaşadığımız şehirlerdeki bu hal arasında çok ciddi şey var. Ortam farkı var. Mesela şu andaki hal, biz aslında burada olmamalıydık. Karanlık bir mağaranın içerisinde veya bir dalın tepesinde olmalıydık. Neden? Çünkü gece artık oldu. Her türlü tehlike etrafta var. Bir araya gelip bir sığıntı halde bir kenara olmalı. Halbuki ışığımız var. Buzdolabını açıyoruz. Her türlü yiyecek elimizin altında. Normalde düşünebiliyor musunuz? O kadar büyük miktarlarda enerjileri alabilmek için en az ona yakın miktarda enerjiyi harcayıp tüketip daldan dala gidip oradan oraya gezinip ya da eğer bir bir başka bir canlıyı yakalayıp yemek gibi bir işlem evet. yapacaksak onun için de çok ciddi enerji bedelleri ödüyor. O yüzden kilosu hiç şişman bir eski insan göremeyiz değil mi? Yani tabii şimdi yerleşik döneme geçip enerjiye yani gıda anlamındaki enerjiye bu kadar kolay ulaşınca elbette ki beden bir anda şaşırıp onun genetik ve biyolojik yönünü Ergün Hoca daha güzel anlatıyor. En azından daha değerli toplu anlatıyor ama sonuçta biz genetik şekillenmemizin olduğu bir ortamda artık yaşamıyoruz. Oradan da bir takım sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. En başta ortaya çıkan şeylerden bir tanesi aşırı temizlikten doğan olaylar. Evet, ne gibi mesela? Yani televizyonlarda siz görürsünüz. İşte ben şu deterjanı kullandım, her şeyi tertemiz yaptım. Şu diş macununu kullandım, hiç mikrop bırakmadım falan diye bir sürekli propaganda var. Zaten insanımız da hazır. Temizlik hastalığına olma eğilimi. O nedenden dolayı ortada fanusun içinde yaşayan, tırnak içerisinde söylüyorum, hem biyolojik anlamda hem de mental anlamda insanlardan ibaret bir topluma dönüştü. O yüzden de aslında köy çocukları rahatlıkla mikroplarla ve parazitlerle çok yakın haşır neşirken geçmişte ki artık bu hastalık köylere bile yayıldı. Aşırı temizlik hastalığından söz ediyorum. Neticede bakteri ve mikroplarla yeteri kadar karşı karşıya gelmemiş savunma sistemlerimiz dönüyor kendisine saldırıyor. Ve biz buna immün hastalıklar diyoruz. Yani otoimmün hastalıklar diyoruz. Kendi kendine vücudun immünitesi kendine saldırıyor. Yani bunu tabii ki spekülatif bir terim de kullanıyorum ama kolay anlaşılsın diye söylüyorum bunu. Sonuçta netice itibariyle alerjiler, artritler, astım, kronik bağırsak hastalıkları gibi şeyler çok ön plana çıkıyor. Hocam çok özür diliyorum. Şeyler, evet. Şimdi bir sosyal bilimde bir ifade vardır. Devletin her zaman bir düşmana ihtiyacı vardır diye. Evet. Şimdi insan vücudu da buna benzer evet, herhalde. Çok güzel bir örnek. Yani eğer insan vücudunun da hep bir düşmana ihtiyacı var herhalde. Çocuğunuzun sokakta debelenip çamurun içerisinde pislenmesine izin vermezseniz ileride onun immün sistemi yeteri kadar gelişmeyeceği için tabii. Bu sefer hem bazı hastalıklardan çok kolay rahatsızlanacak.
Ama bir yandan da onun immün sistemi zayıf kalacağı için vücudun kendisi problemler yaşayacak. İşte bunlara örnek olarak... Bağışıklık sistemi demiyor muyuz hocam? O bağışıklık sistemi immün. Yani ha, ben aynı anlama geliyor değil mi? Tıbbi kullanmış olurum evet. Bağışıklık sisteminde problemler ortaya çıkacak. Buna örneklerden bir tanesi Crohn hastalığı dediğimiz bir bağırsak hastalığı var. Hasta gruplarına bildiğin parazit mikrobunun, parazitin mikrobun kelimesi de yanlış oldu. Parazitin yumurtasını verdiler. Karşılıklı kontrollü çalışmayla ve o parazit yumurtasını alanların bağırsak hastalık bulgularının %84 oranında iyileştiğini gösterdiler. Hatta solucan yumurtaları astımı da kısmen rahatlatıyor. Solucan yumurtaları. Evet. Yani aslında biz parazitlerin hüküm sürdüğü, parazitlerin cırıt attığı bir ortamda evrimleştik. Fakat kendimizi şehirlerde steril, tertemiz ortamlarda yaşatıyoruz. Ve sonuçta da etraftan aynen demin söylediğiniz gibi düşmanı olmayan devletlerin rahatlığı gibi bir şey düşünün. Aynen öyle görüyor iş yani. Ondan sonra kendi düşman yaratmaya çalışıyor bir anlamda. Vücut işte aynı şekilde. Kendi içinde problem yaşamaya başlıyor. Bağışıklık sisteminin antrenmana ihtiyacı var. Evet çok önemli. Peki hastalıklara somut olarak baktığımız zaman bugün geçmişten bugüne değişime uğrayan hastalıklardan bahsedebilir miyiz? Nasıl bir örnek versem burada bir anda pat diye... Örneğin mesela ben çok yaygın aklıma gelen bir örneği sorayım müsaadenizle. Kanser hastalığı mesela. Bugün bile hala insan sağlığı için çok büyük bir tehdit unsuru kanser. Geçmişte vücudun, insanlığın kanserle mücadelesi nasıldı? Bugün nasıl? Burada bir değişim gözlüyor muyuz? Şimdi biraz cerrahi pratiği açısından biraz spekülatif yanıtlar verilebilecek bir soru ama spesifik olarak biyolojik anlamda ve genetik anlamda çalışmaları aynı zamanda da yakinen literatürü takip ettiği için Ergi Hoca bu soruya cevap verse daha doğru olacak. Peki. Şimdi belki bu arada benim aklıma gelir ve o tarzda bir belki birkaç... Peki Ergi Hocam buyurunuz. Şimdi ben çok tabii genel çerçeveden... Kanser konusu çünkü biraz spekülatif de o yüzden yani genel çerçeveden bahsedeyim. Çünkü benim baktığım kısım da aslında bir evrimsel biyolojik perspektifin, evrimsel ekolojik perspektifin kanser açısından nasıl modellediğine ilişki. Yani ben kanser şeyi değilim, çalışan birisi değilim. O çalışanlara haksızlık etmemek lazım ama evrimsel perspektiften baktığımızda insanlık tarihi açısından şöyle bir resim ortaya çıkıyor kanser söz konusu olduğunda. Şimdi öncelikle mesela paleantropologlar yani eski insan toplumlarının kalıntıları üzerinden öyle söyleyelim aslında pek çok meseleyi insan açısından araştıranlar genellikle mesela kanser gibi hastalıkların çok yaygın olmadığını eski toplumlarda söylerler. Tabii bunun sebeplerinden bir tanesi insan ömrü eski toplumlarda görece düşük. Dolayısıyla ömür uzunluğu çünkü artınca ileri yaşa bağımlı olarak da kanser vakaları ortaya çıktığı için bunlar görülmüyor derler. Fakat bu belli bir yere kadar doğrudur. Fakat diğer taraftan mesela şu tür çalışmalar bize gösteriyor ki özellikle insanlık tarihinin son 150-200 yıllık dönemi içerisinde özellikle beslenme biçimleri, yaşama koşulları açısından gerçekleşen çok böyle keskin değişimler var. İnsanın daha önce hiç mesela tecrübe etmediği, az önce Metin Bey değindi, koşullarla karşı karşıya gelmeler söz konusu. Mesela yüksek şeker alma, değil mi? Son 40-50 yılın, 100 senenin en önemli meselelerinden bir tanesi. Yani insan hiç almadığı kadar şekeri ve karbonhidratı tüketiyor günümüzde. Çok yüksek miktarlarda. Şimdi yüksek kirlilikle karşı karşıyasınız. Gürültü bunun içerisinde, değil mi? Karbon monoksit, işte neyse işte otomobil vesaire, işte taşıt çıkışlı gazların yarattığı kirlilikler bunun içerisinde. Stres çok artan bir faktör olarak karşımızda var. Çünkü kırsal yaşam yerine biz şehir içerisinde böyle günde bilmem kaç saat çalışmayı tercih eden bir toplum haline geldik. Dünyanın genelinde bu böyle aşağı yukarı baktığınızda. Şimdi bunların hepsi aslında insanın alışık olmadığı, tecrübe etmediği hem psikolojik, psikosomatik yapısı açısından hem işte anatomik, fizyolojik yapısı açısından bu böyle. Tabii genetik açısından da bu böyle olmuş oluyor. Neden? Çünkü insan genç bir tür görece. 250 bin yıllık bir tarihi var. Genetik, genomik tarihi var. Şimdi bu son 150-200 sene içerisindeki bu büyük keskin dönüşümler aslında insanın genomunda öylesine bir travma yaratıyor ki yapılan çalışmalar bize bunu gösteriyor. İşte türümüz genç bir tür olduğu için genomumuz da genç. Yeteri kadar aslında doğal seçimle biçimlenmemiş böyle diyebiliriz. Dolayısıyla bunlara düzgün yanıtlar veremiyor bu faktörlere. Yani yüksek şekere karşı düzgün yanıt veremiyor. Onu öyle söyleyelim. Evet. Kirliliğe karşı düzgün yanıt veremiyor. Dolayısıyla bunların hepsi ne yapıyor? Aynı şekilde kansere yol açan etkenler bakımından da bu böyle. Genom gerek yanıtları veremediği için kanser vakaları mesela
ve bildiğim kadarıyla son 100 sene içerisinde patlamış durumda. Giderek artan bir şekilde. Aynı şekilde şeker hastalığına baktığınız zaman, işte astım da, depresyon da. Yani hem psikosomatik hem işte anatomik, fizyolojik rahatsızlıklar had safhaya çıkmış durumda. Neden? Çünkü biz daha önce var olmadığımız, yeteri kadar uyum gösteremeyeceğimiz bir çevreye geçtik. Yani son 150-200 sene aslında insanlığı yiyip bitiriyor. Çünkü düşünsenize aldığımız şeker miktarını. Her şeyde var mesela yüksek şeker. Şekerle mesela hücre bölünmesinin düzensizliği arasındaki ilişki ortaya konmuş durumda. Bu hücre bölünmesi düzensizliği zaten kanserle ilişkili bir durum yaratıyor sonuç itibariyle. Çünkü çoğalan, artan, rayından çıkmış hücreler, bunların yarattıkları kitleler vesaire, işte kanserleşme bu baktığımız zaman. Dolayısıyla insanlık tarihinin son 150-200 senesi çok kritik bir şekilde bu hastalıkların, kanser başta olmak üzere, artışına genomdaki düzensizlikler sonucunda yarattığı, genomun yeteri kadar yanıt vermemesinden dolayı yarattığı etkilerle yol açmış durumda diyebiliriz. Bir bozulmadan bahsediyorsunuz. Aynen öyle. Yani. Genomumuz kesinlikle son derece genç önemli bir genom. Ama bir de isterseniz kanser haricinde insanlık tarihine, yani birazdan başka başlık olarak mı gireriz bilmiyorum ben ama. Az sonra bir reklama gireceğiz. İkinci bölümümüze insanlık tarihindeki. Tarihi ve işte hastalıklar, evrim buna nasıl el atıyor, nasıl bakıyor, oradan girecek olursak daha yine birkaç daha şey rahat daha bir şekilde de ifade edebilirsiniz. Bu arada izleyicilerimizin çok güzel bilgisi var programımıza. Çok sayıda sorular, görüşler geliyor. Fevzi Ahmet Bey Gümülcine'den selamlar demiş. Batı Trakya'dan bizleri takip eden bir izleyicimiz. Biz de tabii buradan bütün Batı Trakya'ya, oradaki soydaşlarımıza, yurttaşlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Bilgileniyoruz, teşekkür ederiz demiş. Necat Karaca Beyefendinin bir sorusu var. İnsan vücudunda 1 trilyon hücremiz var. Bu vücudumuzdaki bakterilerin sayısı 10 trilyon. Kim kimin vücudunda yaşıyor şeklinde bir sorsa, bu bilgiler doğru bilgiler mi tam bilmiyorum ama soru bu şekilde. Bu şekilde bakteri sayısının çokluğuna değiniyor ama sanırım siz de bunu açıklamaya çalışmıştınız. Bakterilerin varlığı ve çokluğu aslında faydalı vücudumuz için değil mi? Bakteri enteresan bir konu tıbbın içerisinde. Tabii buradan hemen aklıma birazcık böyle antibiyotik direnci olayı giriyor ki çok ciddi bir sosyal problem şu anda. Memleketimiz içinde, bütün dünyada öyle. Ancak ben hemen şu anda bir önce aklıma gelen bir şeyi söyleyeyim, oradan buraya geçelim. Buyurunuz. Şimdi evcilleştirme diye bir konu var. Biliyorsunuz insanın modern yaşantıya doğru geliş serüveninde birkaç canlı türüne muhtaciyeti ve yakınlığıyla beraber geldi. Örneğin köpeğin evcilleştirilmesi, atın evcilleştirilmesi, işte bunun yanı sıra küçükbaş ve büyükbaş hayvanların evcilleştirilmesi ve bu sürecin devamı. Burada elbette ki biz bu süreci, bu serüvenin içerisinde kendi gıdalarımızı da, özellikle yerleşik tarıma geçtiğimiz andan itibaren kendi gıdalarımızı da yetiştirme noktasına geldik. Aslında orada bir evcilleştirme vardı ve insanın gücünün yetebildiği ve huy açısından da evcilleştirmeye uygun olan canlıları etrafını toparladı ve böylece kendi uygarlığa doğru giden, uygarlığın bugünkü geldiği noktaya doğru giden yolun içerisine girdi. Bunların sonucunda ortaya çıkan şöyle bir tablo var. Biz şu anda markete gittiğimiz zaman domatesinden biberine kadar, brokolisine kadar, hatta birçok et türüne kadar baktığımızda bunların aslında tabiatta hiçbir tanesini yaşayamayacağını biliyoruz. Siz tabiatta yaşayan, kendi kendine ortada bulunan bir brokoli bulamazsınız. Çünkü süpürge otundan evrimleştirilmiş insanın kendi tarım serüveni içerisinde seleksiyonla, yapay seçilimle ortaya çıkarılmış lahana ve benzeri canlılardır bunlar. Birbirinin akrabasıdır, neredeyse hepsi birbirinin aynısıdır ama insan ortaya çıkarmıştır bunları. Ve marketlerde sürekli yeni yeni bitkileri, yeni yeni meyveleri zaman zaman gördüğümüz vakı. Gerçi bunlar tabii ki dünyanın değişik yerlerinden sanki uçakla vesaire getirilenler de var. Ama onun dışında tamamen yeni çıkan 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 sene içerisinde insanın ürettiği şeyler bunlar. Bunlar ne anlama geliyor? Bunlar şu anlama geliyor. Biz de kendi sindirim yapımızı yavaşça buraya doğru yönlendirmiş durumdayız. Artık biz de tabiattan topladığımız herhangi bir şeyle kolay kolay yaşayamayacak hale gelmiş durumdayız. Yani neticede biz aslında besinlerimizi evcilleştirdiğimiz canlılardan alırken aynı zamanda bir yanda da bizim bağırsak sistemimiz de ona doğru dönmüş durumda. İşte o nedenden dolayı 20. Diş, yani akıl dişi dediğimiz şey
ağzımıza sığmayan bir fazladan bir dişimiz var. Çene küçüldüğü için sırf. Artık bu besin düzenine alıştığımızdan dolayı sırf. Tabii. Tabii o kadar verimli ve önemli bilgiler ki bunlar. Ben de bunları hep sürekli bağlantı kuruyorum anlattıklarınızdan değerli hocalarım. Ve tabii şu sonuca varmak mümkün diye düşünüyorum. Tarih akarken insan vücudu yerinde kalmıyor ve o tarihin akışına göre o değişmede ayak uyduran bir vücudumuz var. Evet. Aslında ne yaparsak kendimize biz yapıyoruz diyebilir miyiz bunu? Mikrop konusuna kısaca geri dönecek olursak, orayı çünkü atlamıştık. Evet. Burada mikroplarla bizim gibi makro canlılar, çok hücreli canlılar arasında simbiyotik ilişkiler zaten zorunlu olarak var. Nasıl ilişkiler anlayamadım. Simbiyotik dediğimiz yani ne eş o? Yaşam veya başka hangi terimi kullanabiliriz? İşte karşılık yarar ilkesine, karşılıklı aşağı yarar dayalı. Yani her iki organizma yani birbiriyle o işte 10 katı uzlaşarak olan, yaşıyor. Kendi hücre sayımızın 10 katı olan o mikropları bağırsaklarımızda bulunduruyoruz. Ama onlar bize birkaç tane önemli iş yapıyor. Bunlardan bir tanesi örneğin B12 üretiyorlar. Evet. Ve bazı gıdaları parçalıyorlar. O yüzden onların sindirimi zaten kolay ve mümkün hale geliyor. Örneğin bir tanesi o. Bir diğeri kadınların vajenlerini koruyan bir bakteri var. Örneğin o orada olmak zorunda. Eğer o orada olmazsa oranın asiditesi yani pH değeri değişiyor. Ve diğer bakteriler bir anda oraya hücum ediyorlar. Örneğin o bakteri diğer bakteriler gibi değil, demir kullanmıyor çoğalmak için. Demir kullanma çok enteresan bir şey burada. Hemen küçücük başka bir yere geçiyorum buradan. Demir kullanımı bakterilerin çoğalması için söz konusu olan bir şey. Sizin vücudunuza bakteri girip de çoğalmaya başladığı zaman sizin vücudunuzdaki demiri kullanıyor. O yüzden sizin vücudunuz buna bir reaksiyon gösteriyor. Kendi demirini azaltıyor. Eğer uzun süreli bir enfeksiyon olursa, bakteriyel enfeksiyon, vücut onu yenebilmek için yeteri kadar üremesin diye ona karşı reaksiyon göstermek üzere demir alımını azaltıyor, demiri depolara basıyor ve demiri mümkün mertebe azaltıyor. Gene o işte klasik tıp anlayışına gelelim burada. Eskiden zannedilirdi ki kronik enfeksiyonda protein metabolizması bozuluyor, protein alımı azalıyor vesaire falan. Oradan dolayı kan yeteri kadar oluşmuyor. O yüzden anemi kansızlık olur zannediliyordu. Halbuki o kadar uzun süre bakteriye karşı savaş veriyor vücut, ki vücut. Savaş verdiği için o sırada o kadar fazla demirini azaltıyor. Şimdiki anlayış ister istemez evrimsel açıdan bakıldığında bu ortaya çıkıyor. O yüzden ateşi olan hastalara biz demir preparatı veremeyiz. Örneğin kansızlık nedeniyle demir verilen hastalarda eğer mikrop gelip de ateşli hastalık olursa hemen pat diye doktor demirini keser o dönemde. İnsanlık tarihi vermez açısından yani. Bunu şöyle yorumlayabiliriz aslında. O demirden gidecek olursak hani o çok güzel bir örnek oldu. Şimdi demirini yeteri kadar azaltamayan bireylerin bulunduğu toplumlarda o toplumlar orsan kalktıkları için enfeksiyonda sonuç itibariyle bugün var olan insanlar aslında öyle değil mi? Daha çok demirini azaltabilen ama aynı zamanda o bakteriyi de bir şekilde içerisinde barındırabilen bir dengeye ulaşmış olan insanlar. Vücudun reaksiyon göstermediği hiçbir şey yok diyebiliriz yok, değil tabii, mi? Yok tabii öyle. Mesela bu ilaçlara karşı, antibiyotiklere karşı da vücudun zayıflaması, belli bir zaman sonrasında bağışıklığını yitirmesinde bununla bağlantılı diyebilir miyiz? Biraz halk arasında yanlış bilinen bir şeyin sizde de yansıması olmuş. Bakterilerin evet. Kendisi verilen antibiyotiğe karşı direnç kazanıyorlar. Kabaca aslında olay bu. Bu direnç kazanma da şöyle. Elbette bizde de nasıl işte birisi sarışın, birisi mavi gözlü, birisi esmer vesaire. Yani tür içindeki aynı evet. Türün bireyler arasında farklılıklar var. Aynı o şekilde bakterilerin de genetik yapılarında farklılıklar var. Evet. Bu farklılıklardan dolayı verdiğiniz antibiyotik eğer dozu biraz düşük veya biraz hatalı bir antibiyotik seçimi yapmışsanız bu bakterilerin hepsini birden öldüremediğinizden içlerinden bir kısmı hayatta kalanlar baştan, intikam alıyorlar. Baştan hayır sayıları artıyor. Sayıları artıyor. Ondan sonra onlar bir sonraki nesilde bir daha seçilerek o verdiğiniz antibiyotiğe karşı daha da dirençli olanlar seçiliyor. Böylece aynı bakteri grubun içerisinde çok fazla miktarda dirençli bakteriler ortaya çıkıyorlar. Peki. Reklama girmemiz gerekiyormuş hocam. İkinci bölümümüzde bu güzel, bu keyifli, bu verimli sohbetimizi sürdüreceğiz. Tarihten gelen devam edecek efendim.
Efendim yeniden merhabalar, yeniden birlikteyiz. Tarihten gelen devam ediyor bu cumartesi akşamında. Çok önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz. Evrimi konuşuyoruz ve evrimin insan vücudundaki etkilerini konuşuyoruz. Tarihten bugüne hastalıkları, insanların değişen vücutlarını, insan vücudunun verdiği reaksiyonları konuşuyoruz. Tabii programımızın ilk bölümünde biraz daha konunun tıbbi boyutunu ele aldık. Biraz daha toplumsal, siyasi boyutlarına da giriş yapacağız. Programımızın ikinci bölümü de en az ilk bölümü kadar akıcı olacaktır, bilgilendirici olacaktır diye düşünüyorum. Ve Ergi Hocam arzu ederseniz şu konuyla başlayalım istiyorum. İkinci bölümümüze, programımızın. İnsanlık tarihine baktığımız zaman insanın gelişimi, insan vücudunun gelişiminin yine hastalıklarla birlikte, bununla birlikte savaşlar var, çatışmalar var. İnsanların yönetme süreçleri var, kurduğu devletler var. Bunlarla evrimi nasıl bağdaştırabiliriz? Şimdi tabii bu çok güzel ve hoş bir aslında başlık araştıran için, okuyan için. Şimdi burada ben aslında bir çerçeve, bir örnekle aslında gitmek istiyorum, bir parça izin verirseniz. Şimdi tarihçilik dediğimizde akla gelen hani önemli isimlerden birisi William McNeill'dir, bilirsiniz. Evet. Türkçe'ye çevrilen Dünya Tarihi diye bir kitabı var. William McNeill'in 1975'te yazdığı, 76'da çıkan bir kitabı da vardır. Adı işte şeydir, işte The Plagues and Peoples diye. Bu işte salgın hastalıklar, salgınlar ve halklar, toplumlar diye çevrilebilir. Şimdi kitabın başına baktığımızda, yani ben fikir vermesi bakımından basitçe birkaç şeye dikkat çekmek istediğim için okuyacağım ben. İşte avcı insan, avcı toplayıcı oradan başlıyor. İşte tarihteki temel kırılma noktaları diye bir başlık var. Mesela demiş ki, mesela çok açık olarak hani burada çok güzel özetlenmiş. İşte milattan önce 500 ile işte milattan sonra 1200'e kadar Avrasya'nın çeşitli bölgelerinde hastalık merkezlerinin oluşması. Salgınlarla ilişkili bir durumu söylüyor bize. Mesela daha sonra 1200 ile 1500'ü tarihsel olarak mesela Moğol İmparatorluğu'nun mesela hastalıklara ilişki bölgelerdeki hastalık dengelerinin, salgın dengelerinin değişmesine katkısından bahsetmiş ve daha sonra 1500-1700'de ne yapmış aslında? Okyanus aşırı, hani Amerika'nın keşfi vesaire, tekrar keşfi öyle diyelim aslında, ile gerçekleşen işte salgınlar, onların yarattığı toplumsal hareketlilikler üzerine. Baktığımız zaman aslında McNeill'in yaptığı şey, yapmaya çalıştığı şey, bence güzel de yapıyor genel hatlarıyla, yapmaya çalıştığı şey insanlık tarihindeki o çok temel dönüşümleri, kırılımları hastalıkların, salgınların yarattığı etkiler üzerinden okuyor bir de. Şimdi bu tarihçide çok önemli bir katkı aslında baktığınız zaman. Kesinlikle, evet. Çok önemli bir katkı. Çünkü mesela bu katkıyı biz aslında şeyi de görürüz. William McNeill'den önce bilirsiniz yine çok büyük bir isim var. Fernan Braudel. Braudel'in de işte Türkçe'de çevrilen işte devasa eseri Akdeniz vardır. İkinci Felipe döneminde Akdeniz dünyası vardır. Orada mesela birinci ciltte kitabın coğrafya perspektifini ortaya koyar. Coğrafi bölgeler perspektifinde aslında toplumsal yapılanmaları, işte o ele aldığı 50-60 dönemlik yıllık yılın çok ötesinden ve günümüzden başlayarak bir harmanlar, ele alır. Orada mesela özellikle sıtma üzerine ve salgın hastalıklar üzerine çok durur. Çünkü bunların yarattığı demografik farklılıklar, bunların yarattığı nüfus küçülmeleri ve sonraki nüfus açılımları, bunların işte yarattığı diyelim ki yüksek bölgelerde yaşamalardan alçak bölgelere, bataklıkların kurutulmasına vesaire geçişle ortaya çıkan sorunların yarattığı işte bir takım tarihsel problemlerin de üzerine gelmesiyle ortaya çıkan hareketlilikler üzerinden ne yapar aslında? Tarihsel şeyi, potayı şekillendirmeye çalışır. Dolayısıyla tarihçilik zaten aslında bu hastalıklarla beraber insanlık tarihini ele almayı gelenek olarak oturtmuş durumda. Şimdi evrimsel biyoloji işte tam bu noktada tarihçilere çok önemli bir yöntem, bilimsel araç sağlıyor. Bu araç genetik ve genomik ve evrimsel biyolojinin diğer alanları üzerinden bu tarihsel dönüşümlerin, kültürel değişimlerin insan genomundaki yanıtlarının ortaya koyduğu hastalık seyrini açıklamaya çalışıyor. Ergi Hocam sürekli genom kelimesini kullanıyorsunuz. Evet. O gen mi anlamına geliyor? Genlerimizin tamamı. Öyle diyelim. Genlerimizin tamamından oluşan küme. Ne var ne yoksa genlerimizde. Öyle diyelim mesela. Şimdi benim aklıma enteresan örnekler geliyor tarihsel süreçlerle ilgili. Tabii bu işte kitap veya benzerlerinin çerçevesini hani burada aktarmak değil de aslında tarihçiliğin nasıl bir seyirde olduğunu göstermek bakımından bir örnekti bu. Evrimsel biyolojinin bu tarihçiliğe katkısı mesela bunun pek çok örnekleri var. Mesela bir tanesi şudur.
Bir diğerinde birazdan ben bu tablo üzerinden size bahsetmeye çalışayım basitçe. Evet. Ama yakın tarihli benim de işte tez jürisine girdiğim bir öğrenci var. ODTÜ'de antik DNA, kadim DNA diyelim işte çalışan bir grup var, çok başarılı. Başlarında Mehmet Somel Hoca var. Dolayısıyla bunlar özellikle Türkiye'deki eski insan toplumlarının iskelet kalıntılarından DNA çıkarıyorlar. Ve oradaki genlere bakarak bugünkü modern toplumlarla ilişkili bir takım problemleri çözmeye çalışıyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi şuydu. Yaklaşık işte benim girdiğim tez sınavında, tez çalışmasında jüri olarak işte 8500 ila 10.000 sene önceki insan toplumlarının şeyine bakmışlar. Genomlarına bakmışlar. Bugünkülerle karşılaştırmışlar. Türkiye'deki ne için? Tarıma geçişten itibaren. Çünkü 8-10 bin sene öncesi biliyorsun neolitik geçiş olarak adlandırılır ya. Dolayısıyla tarıma geçişten sonra acaba genomumuzda ne gibi değişiklikler gerçekleşti? Ortaya çıkan resim pek çok bakımda enteresan ama iki nokta çok önemli. Bir tanesi şu. Geçmişten günümüze 8-10 bin senelik süreç içerisinde yağ metabolizmasıyla ilişkili genlerin bazı spesifik halleri şu anki modern insan toplumlarında Türkiye'de çok yaygın hale geçmiş. Şimdi bu ne anlama geliyor biliyor musunuz mesela? Fazla yağ biriktirme. Çünkü besin ihtiyacınız daha çok karbonhidrat ağırlıklı olmaya ve süt ürünleri ağırlıklı olmaya başlayınca vücutta depolayacağınız yağ miktarı da artmış oluyor. Ve buna bağlı hareket, yer değişimi miktarı da azaldığı için siz mesela işte pek çok işte kalp, obezite gibi sorunlarla bugün karşı karşıya geliyorsunuz. Yani geçmiş toplumlarla bugün toplumlar arasındaki evrimsel genetik değişimler üzerinden aslında neyi okumak mümkün? Hastalığı okumak mümkün. Onun temelinde ne var? Temelinde kültürel, toplumsal, tarihsel bir değişim var, bir geçiş var yani. Tarıma geçiş var, neolitik var baktığınız zaman. Şimdi evrimsel metotlarla neolitin yarattığı değişimi hastalıklar babında tabii ve beslenme alışkanlıkları babında izleyebiliyoruz. Tarihçiliğe katkısı bu bağlamda tabii çok önemli olmuş oluyor. Bir diğer şey eğer rica edelim. Evet, ilgili görselimiz gelsin değerli arkadaşlar. Gelirse sıtma hakkında detay ama ben çok basit bir şey söyleyeceğim. Sıtma hakkında bir tablo bu. Sıtma biliyorsunuz çok önemli bir hastalık. İşte Türkiye'nin belli bir bölümü sıtma bölgesi içerisinde hala kabul edilir. Hala belli oranda vakalar vardır ama sıtma çok önemli bir hastalık olarak gündemini korur. Çıkış noktası itibariyle, yaygınlık noktası itibariyle mesela Afrika'nın işte şeyi kuzeydoğusu çok önemlidir. İşte her neyse. Fakat şuradaki tablo bize neyi söylüyor biliyor musunuz? Şimdi sıtmaya karşı direnç gösteren genlerimiz var bizim. Genlerimizin biçimleri var. Şimdi sıtma hastalığını taşıyan toplumlarda aynı zamanda bu dirençli bireyler de var. Peki bu dirençli bireylerdeki sıtma direnci nereden kaynaklanıyor? İsimler önemli değil ama işte bu Akdeniz anemisiyle ilgili bir gen var. Bir başka gen var. Kan grupları var. Bağışıklık sistemi genleri var. Solda onlar gösteriliyor. Eyvallah. Fakat öncelikle şu noktayı vurgulamak gerekiyor. Bu genlerin sıtmaya direnç sağlayan formlarının tamamı işlevsiz bozuk genler. Birincisi enteresan nokta bozuk olan bir şey yani kendi işlevleri açısından bozuk olan bir gen sıtma açısından fayda sağlıyor. Evrim hep böyledir yani hiçbir şey net bir şekilde iyi veya kötü değildir kabaca. İkincisi enteresan nokta şurada yıllar diyor ya şurada kuşaklar var. Dikkat edin mesela sıtmanın işte Akdeniz anemisiyle ilişkili olan yani direncin daha doğrusu sıtmaya direncin Akdeniz anemisi üzerinden verilen işte yanıtı açısından ilişki olan genin mesela ortaya çıkışı ve yaygınlaşma tarihi yaklaşık 2000 sene. Mesela tamam mı? Mesela G6P diye bir gen var ve direnç sağlar aynı şekilde o 6500 sene falan baktığınız zaman. Ama enteresan bizim AB0 genler dediğimiz genlerdeki spesifik olarak sıtmaya direnç sağlayan formlar yaklaşık 2,5 milyon yıl yaşında. 1 milyon yılda. Yani kimisi insanlık tarihinde neolitiğe geçişten ve ondan sonraki dönemden itibaren ortaya çıkmış dirençler. Kimisi ise ta 2,5 milyon sene öncesinde bizim primat atalarımızdan gelen direnç genleri. Yani insanlık tarihi içerisinde sıtmaya karşı verilen, insan nasıl o toplumsal hareketlilikle hani bataklıkları kurutup İşte tarımsal alanlar açmaya başladı, sıtmayla o zaman karşı karşıya gelmeye başladı. Dolayısıyla o kültürel dönüşümün yarattığı hastalığa ilişkin verilen direnç aslında bir yandan kendi o derin primat tarihinden, bir taraftan da o kendi kısa tür tarihinden gelen
genetik katkılarla biçimleniyor. Böylesine bir ne var aslında? İnsanlık tarihini hastalıklar üzerinden kendi genetik derin ve yakın tarihi geçmişimizden çok rahatlıkla okumak mümkün. Bugün evrimsel biyologlar bunların hepsini yapıyor. Bakın şunların mesela bu genlerin yaşını saptamak böyle kolay işler değildir. Bunlar özel evrimsel genetik metotlar ve istatistiksel genetik metotlar gerektirirler mesela baktığınız zaman. Evet. Ve burada sağda mesela bunların doğal seçilim ilişkisini veren değerler de var. Şu seçilim katsayıları dediği şey odur baktığınızda. Dolayısıyla bu tür çalışmalar çok yaygın bir şekilde ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor evrimsel biyologlar. İnsanlık tarihinin kırılma noktalarından itibaren meydana gelen değişimleri hem hastalık babında hem de normal fizyolojik ve işte biyolojik özelliklerimiz babında okumayı çok rahatlıkla beceriyorlar. Bu tarihçilere büyük bir katkı sağlıyor her şeyden önce diye düşünüyorum. Ortak çalışma grubu disiplin, olarak evet. da alan olarak da görebiliriz. Tam da bu noktaya gelmişken tabii modern hastalıkları konuşacağız Metin evet. Hocam'la. Ancak tam olarak bu noktada merak ettiğim başka soruyu evet. sormak istiyorum. Tabii yine sosyal bilimlerde çok tartışılan, evet. yine günlük yaşantımızda ideolojileri çok şekillendiren evet. bir takım kavramlar var. Irk, etnisite, evet. etnik grup. Evet. Siyaset bilim bunların tanımını yapıyor. Evet. Değişik tanımları var. Biyoloji bunun tanımını nasıl yapıyor? Irk tanımını nasıl yapıyoruz? Etnisite, etnik grup tanımını nasıl yapıyoruz? Veya böyle tanımlar doğru mu? Evet. Böyle kavramlar var mı gerçekten? Şimdi tabii ırktan başlayacak olursak. Şimdi ırk aslında tarihsel ve ideolojik bir tanımlama. Biz bugün biliyoruz ki aslında. Hani önce şunu baştan söyleyeyim. Çok net bir şekilde evrimsel genetikçilerin, biyologların ortaya koyduğu net bir şekilde bir resim vardır. O da şudur. İnsanı herhangi bir şekilde biyolojik anlamda ırklara ayıramazsınız. Irk şeklinde tanımladığınız keskin birbirinden farklı genetik, biyolojik özellikler bakımından farklılaşmış gruplara ayıramazsınız insanlara. Yani bizim siyahi ırk, işte sarı ırk dediğimiz kategoriler aslında ideolojik olarak, tipolojik olarak kavramlaştırmalardır. Mesela biz siyahi dediğimiz zaman tek bir siyahi diyoruz ama siyahinin de 1000 tonu vardır baktığımız zaman ama fakat bunların da bir önemi yok. Yani renk, saç, her neyse işte deri rengi, saç biçimi, işte yüz, kafatası bunların hiçbir şekilde genetik açıdan baktığımızda insan akrabalığını ortaya koyan ölçütler olmadığını biz görüyoruz. Genomlarına baktığımız zaman insanlar birbirlerine çok yakın akrabalar. Bunun da şu sebebi var. Çünkü normalde insan Afrika'da evrimleştiğine göre ve oradan da çok az sayıda bireyle çıktığına göre dünyanın geri kalanına yayılırken de karışarak ve daha da küçük gruplar halinde çıktığına göre giderek genetik olarak homojenleşmiş. Bu evrimsel bir süreç, genetik sürüklenme adını verdiğimiz. Evet. Birinci nokta bu. İkincisi enteresandır. İnsan türünün kendisi de köken aldığı türler itibarıyla aslında genetik açıdan homojen olarak türleşmiş bir canlı. Bu şu anlama geliyor. Mesela daha da gerilere gittiğinizde 250 bin sene öncesinden 500 bin sene, 1-1,5 milyon yıl daha da geriye gidin aslında. Siz hep şunu görüyorsunuz. İnsana kök veren hatta şempanze ile insanın en yakın ortak atasını oluşturan 5, 6, 7 milyon sene önceki ortak ata bile aslında genetik olarak çok homojen. Diğer şeylere göre. Şöyle bir şey vardır. Ben tekrarlıyorum evrim derslerinde veya programlarda. Şimdi, insan, yanlış mı anlıyorum Ergi Hocam? Irk kavramını reddediyorsunuz. Tabii ırk kavramı biyolojik olarak geçersizdir. Evrimsel biyologlar bunu çok net bir şekilde ortaya koymuşlardır. Buna kimi zaman mesela böyle fevri, kimi zaman bilimsel kisveri çıkışlar var ama her defasında bunların geçersiz olduğu ortaya konuluyor. Irk kavramı biyolojik anlamda geçersizdir. Şimdi etnisite daha çok kültürel bir kavram bildiğim kadarıyla. Kültürel bir kavramlaştırma dolayısıyla. Hani etnisite işte kültür antropologların tarihçilerin ortak perspektifiyle tarihi, ortak kültür. Ortak bunlar yapılabilir, evet. yapılabilir, yapılıyor, yapılıyor da zaten ama yani biyolojik anlamda ırk bir kenara koy ve bunu tarihsel bir kategori olarak işte anlamı bunun hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla biz artık iyi biliyoruz ki genetik olarak evrimsel biyolojik açıdan baktığımızda biyolojik olarak ırk diye bir şey insan söz konusu olduğunda yok. Bunu çok net bir halkları şekilde söyleyebiliriz. Halkları birbirinden ayıran kültürleri, tarihleri, kültürleri, tarihleri, yaşama biçimlerine nasıl baktıkları. Biyolojik bir farklılık olmadığını hayır, biyolojik hiçbir farklılık yok. Hep çok rahatlıkla bunu söyleyebiliriz yani. Hep şey denir ya işte örneğin maymunlarla %3'lük bir benzerliğimiz var. %96'lık bir benzerliğimiz var. %3'lük, %4'lük bir farkımız var. İşte efendim sirke sineğinden örneğin %40'lık bir benzemezliğimiz var, %60'lık bir benzerliğimiz var. O bu genetik farklılık yani genetik uzaklılık anlamında bu faktör söylenir. Aslında Afrika içerisindeki değişik kabilelerin aralarındaki genetik farklılık o kadar görece daha farklı ki dünyaya yayılmış İspanyol, ne bileyim Çinli, Japon veya Eskimo vesaire
bunlar arasındaki genetik farklılık çok daha az. O yüzden aslında ırk yoka daha da iyi bir temel bir örnekte bulunuyor. Tabii hem öyle hem de şunu görmek lazım. Mesela şimdi şu var. Mesela denilir ki işte. Ergin hocam mesela siyahi insanların bazı kaslarının daha fazla olduğu ifade edilir. Bu yanlış mı? Bu kas biyolojik kütlesi, farklılık kas kütlesi değil mi? Değil de o. Daha doğrusu işte egzersizle geliştirildiğinde değil mi? Artan bir kas kütlesi miktarından bahsetmek lazım. Fakat bu şöyle bir şey bu. Bazı özellikler bakımından. Özellikle şunu söyleyeyim ben hani bir takım yatkınlıklar söz konusu olabilir. Ama bunlar mesela bilişsel veya ırki farklılıklar değildir. Totaldeki genetik benzerlik seviyesini aşındırmaz bunlar. Mesela denilir ki iki insan arasındaki, rastgele iki insan arasındaki kasa falan bakmayın. Yani siyahi ile Türkiye'de yaşayan herhangi birini, kendisini hangi etnik kimliğe atfederse atfetsin fark etmez. Herhangi iki kişiyi alın, bunlar arasındaki fark Türkiye'deki herhangi iki kişi arasındaki farktan daha büyük değildir. Bir siyahi Afrikalıyla mesela evet. Bir diyelim ki Batı Trakyalı veya işte bir Ankaralı arasındaki fark Batı Trakyalı ile Ankara arasındaki farktan daha büyük değildir. Dolayısıyla baktığınız biz zaman. Biz görüntüye mi çok takılıyoruz acaba? Tabii. Bir de şu var. O görüntü dediğimiz şey de çok enteresandır mesela. O da bir spektrum, bir tayf içerisinde anlaşılmalı. Tekil bir siyahi bir renk dağılımı yoktur. Ama bu da önemli değil. Çünkü bizim siyahi olarak değil. Mesela bir Akdenizli'yi tanıyabiliyoruz. Bir İspanyolu, evet. Bir İtalyanı, evet. Bir Yunan, bir Türk. Ama bunlar çok bir İskandinav. Ama bunlar çok kaba kategoriler. Yani mesela nereden tanıyacağız? Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Mesela ben yurt dışına gittiğimde işte Karakaş, Karagöz işte mevzundan dolayı benim işte yani Orta Doğu veya işte ne bileyim işte Asya'nın ön taraflarından falan olduğum bilinir. Ya İtalyan zannediliyorum ben dolayısıyla veya işte Orta Doğu zannediyorum. Ama mesela Metin Bey gittiği Alman zaman diyen çok olur. Alman diyen çok olur. Dolayısıyla şimdi Metin abi de Akdeniz'de. Burası yıllarda, Akdeniz coğrafyasının bir parçası zaten Türkiye'den. Son yıllarda yani. Şimdi de ağızdan sıvamayla evet. Gönderip evet. Genomunu çıkarıp akrabalık ilişkilerine bakıldığında evet. Birçok insan zaten şoka da uğruyor. Yani bizim kendi fiziksel özelliklerimizin şu anki mevcut deri rengi, saç rengi vesaire, göz rengi bunların insanlığın o uzun yolculuğunda Afrika'dan çıktıktan sonra karşılaştığı spesifik çevrelere olan uyumlar olduklarını biliyor olmamız lazım. Ve şu çok esastır akrabalık tespitlerinde siz kısa vadede yapılan uyumlar üzerinden değil de genel akrabalık profillerini yansıtan genomik bilgi üzerinden akrabalık ilişkilerini kurarsınız. Dolayısıyla seçilimsel faktörlerin kısa sürede gerçekleştirdiği uyumsal farklılıklar bize akrabalık farklılıklarını söylemezler. Bu çok önemli bir noktadır mesela. Aynı şekilde ben Karagözlüyüm sizin gibi bizim genomumuza baksalar benimle bir İskandinav arasındaki ve sizin İskandinav arasındaki fark aslında ikimizin arasındaki farktan daha büyük değildir genetik manada. Ve bu farklar bizim işlevsel genlerimizde değildir. İnsanların hepsi aynı genlere sahipler. Sadece genlerinin bazı formlarını sıklıkları açısından, bollukları açısından iki toplumu birbirinden ayırabilirsiniz. Peki. Genlerin varlığı ve yokluğu açısından ayıramazsınız. Çok açıklayıcı oldu ama tabii evet. Özellikle ben sizin bu görüşlerinizi bir sosyal bilimci olarak bu ırkçılığı savunan evet. Veya bu konuda çalışmaları olan İdeologlarla da ayrı bir programda ayrıca bu konunun tartışılmasını çok önemli buluyorum. Evet. Çünkü ortaya koyduğunuz görüş, evet. Düşünce doğrudan reddediyor ırkçılığı. Tabii yani hani şu var yani ırk kavramını reddederseniz evet. Zaten hani şu var. Irkçılığı reddetmiş olursunuz. Biyolojik anlamda yapılan şey neyse işte oysa onu reddetmiş olursunuz. Sonuçta yani ırkçılık dediğimiz şey ve ayrımcılık dediğimiz şey biyolojik bir noktadan hareket ediyorsa zaten çuvallamış demektir. Evet. Çuvallamış demektir. Öyle hani ayrımcılığın olur. Zaten sosyal vesaire problemleri onlar var. Irkçılığın öğretisi ne? Irkçılığın savunduğu görüş ne? Şu. İnsan, benim ırkım veya farklı ırklar biyolojik olarak farklı dünyaya geliyorlar. Evet. İşte daha evet. Güçlü, daha zeki. Bunların hiçbirisinin modern genetik biliminde, modern evrimsel biyoloji, modern bilimde hiçbirisinin yeri yok artık yani. Bunları peki. iyi biliyor olmak lazım. Peki Metin Hocam beklettik sizi. Kusura bakmayın lütfen ama önemli bir konuydu ve Ergi Hocamızın bu konuyu açmasını da ben istedim özellikle. Biraz daha modern hastalıklar üzerinde duralım istiyorum. Özellikle hani geçmişten bugüne gelirken insanların beraberinde getirdiği süreçleri açıkladınız, anlattınız. Bir de tabii hep fiziksel değil, ruhsal da sıkıntılar var. Depresyon gibi. Bununla birlikte tabii yine zihinsel rahatsızlıklar var. Modern çağın rahatsızlıkları var. Bunları nasıl yorumlamalıyız?
Şimdi bunların en gündemde olanlarından bir tanesi örneğin panik atak ya da depresyon gibi iki uçta olan şey. Evet. Bunlar ağırlıklı olarak çok fazla gündemde olan ve hakikaten de klinikleri fazlaca meşgul eden şeyler. Onun dışında organik temeli olan bazı şeyler var. Onları zaten sineklerle beraber Ergi Hoca çalışıyor. O noktada daha güzel şeyler, örnekler verebilir ama ben örneğin panik ataktan birazcık kısacık söz etmek istiyorum. Buyurun. Cerrah olmama rağmen biraz evrimle ilgilendiğim için o yönüne baktığımız için belki birkaç cümle söyleyebilirim. Buna şöyle bir örnekle gireyim. Gene genetik yapımızın çok uzun süre içerisinde şekillendiği Afrika'daki ortamdan hareketle gene örnek verelim. Örneğin bir jungle'ın içindesiniz. Bir ormanın içerisindesiniz, gidiyorsunuz, bir çıtırtı geliyor bir yerden, bir çatırtı ya da o sesin bir dal kırılması olduğunu fark ediyorsunuz. Ama o dal acaba ne büyüklükte bir hayvanın bastığı bir dal kırıldı da size o ses geldi. O zaman bir ürküntü başlıyor sizde. Eyvah, bir şey beni yiyecek mi? Bu durumda yapabileceğiniz birkaç tane şey var. Bir, donak alıp beklemek. Diğeri, kaçmak. Üçüncüsü de savunmaya geçmek üzere hazırlanmak. Bu seçimlerden herhangi bir tanesini hızla yapmanız lazım. Ve bunu size yapmanızı sağlayan bir, bulunduğunuz ortam, etraftaki ağaç veya diğer bitki kalabalığı ortamın saklanabilecek yerin var olup olmaması, karanlığın yaklaşıp yaklaşmaması, sizin tek veya birden fazla birey olarak bir grupta olup olmamanız gibi bir takım faktörler çerçevesinde bir karar verirsiniz. Ve bu üç şeyden birisini yaparsınız. Evet. Neticede bunu yaparken aslında siz bir bedel ödeyeceksiniz. Eğer beklerseniz ve o gelip sizi yerse çok ağır bir bedel ödersiniz. Beklemek enerji kaybetmemek adına kıymetli bir şey olabilir. Ama kaçarsanız kurtulma ihtimaliniz çok yüksek, bir seferde enerji tüketeceksiniz. Hep böyle diğer canlılar da bu kararları verirken bu mekanizmalar çalışır kafada. Tabii. Ama siz düşünebiliyor musunuz? Şehrin içerisinde, örneğin kalabalığın karşısında bir konuşma yapmaya başlamak üzeresiniz. Önünüzde 500 kişi var. Ve bir anda ağzınız kurumaya başlıyor. Derin derin nefes almaya başlıyorsunuz. Elleriniz ıslanıyor, terliyor. Acaba ne oluyorsunuz? Bir şey salgılıyor vücut muhtemelen. Evet. Çünkü aslında o Afrika'daki, geçmişteki o ortamda savaşa hazırlık mekanizması var ya, onu tetikledi bir şey. Geçmişten geleceğe böyle geliyoruz işte. Çok enteresan. İşte bunu düşünebiliyor musunuz? Siz eğer sizin savunma mekanizmalarınız ya da daha doğrusu hazırlığa sizi götürecek olan beyin işlevsel mekanizmalar sizi durup dururken eğer tetiklerse bir sefer başlarsınız, durup dururken hiçbir ciddi problem yokken terlemeye, çarpıntı başlar, derin derin nefes almaya başlarsınız, ter basar. Ve hatta daha da öteye gider, olmadık hastalık bulguları ortaya çıkmaya başlar. İşte biz buna panik atak diyoruz. Panik atak aynen alerji gibi. Aslında örnek verilirse öyle oluyor. Evet. Nasıl küçücük bir etmene çok fazla reaksiyondur alerji. Burada da panik atakta da aynı şey söz konusu. Sizin savunma mekanizmalarını hiç gereği yokken mekanizmayı çalıştıran bir olay devreye giriyor. Sanki ormanda sizi bir panter yemek üzereymiş gibi vücudunuz hazırlanıyor. Halbuki arkadaşlarınızla berabersiniz. Bir an için bir aklınıza bir düşünce geliyor. Sizi belki de geçmişten gelen bir ufak bir sıkıntı. Hiç farkında değilsiniz. Bir yandan panik atak başlıyor. Biraz olayı öyle görmek lazım. Yani geçmişteki o bu mekanizmalar aşırı reaksiyonla başka bir yere doğru götürüyor sizi. Yani ne kadar zaman geçerse geçsin o ilk insan alışkanlıklarını, reflekslerini hala içimizde, vücudumuzda barındırıyoruz. Bunu evet. da anlayabiliriz. Bir takım merak ettiğim mesela hastalık demek doğru değil bunlara. Mesela sıçrama gibi, hıçkırık gibi. Evet. Savunma refleksleri dediğimiz şeyler var. Bunlara savunma refleksi mi diyoruz? Büyük bir kısmı öyle. Burada sadece hıçkırığı ayırıp bir tarafa, geri kalanından biraz söz edelim ama esas ağırlığını hıçkırığa bırakalım. Yani örneğin öksürük, ishal, kusma vesaire gibi refleksler. Zaten bunlar savunma refleksleri. Örneğin boğazınıza bir şey kaçırdığınızda, nefes burnunuza, öksürerek bunu atıyorsunuz dışarıya.
Ya da bakteriyel bir enfeksiyon gelişti bağırsak sisteminde. Olmadık bir gıda yediniz ya da bir takım toksinler geldi. Hemen vücutta bir ishal hali başlıyor. Yani bağırsak kandan suyu çekiyor ve bağırsak hareketini hızlandırarak içini temizlemeye başlıyor. İshal oluyor yani. Ya da bu midenin içeriğini de dışarıya atarak kusma şeklinde oluyor. Demek ki bulantı, kusma, ishal, öksürük vesaire gibi. Ateş. Bu arada ateş de öyle işte. Bakteriye karşı yanıt. Bir miktar, yaklaşık 1,5-2 derece arttırmak. Doğal olanı bu. Hocam bu mantıkla düşünürsek hastalıkların tamamı için vücudun savunma refleksi diyebiliriz. Elbette tabii. Karaciğerin mesela detoksifikasyon, yani zehrin yok edilmesi görevi, o anlamda zaten milyonlarca yıllık bir süreç içerisinde gelişmiş bir özelliği var. Örneğin alkolü de detoksifiye eder. Alkol dehidrogenaz enzimiyle. Ama eğer siz genetik yapınızda alkol dehidrogenaz enzimi eksikliği varsa bir miktar, daha küçük bir duble almakla beraber kıpkırmızı kesilirsiniz. Çünkü yıkımı yeteri kadar olmaz. Tabii alkoliklerde vücut alışkanlığı başka için... bir şey zaten. Orada da madde bağımlılığı devreye giriyor. Orada tabii işte amigdala, zevk merkezi vesaire, onların sürekli pohpohlanmanın verdiği haz gibi, içkiyle beraber gelen, bol miktarda yemek yemeyle beraber gelen haz duyguları orada başka bir şey devreye giriyor. Evet. İnsanın başka bir özelliği o. Mesela insanın uykusundaki sıçraması da bir savunma refleksidir. Şimdi, değil mi aynı zamanda? O enteresan bir şey. Biraz kısmen belki Ergü Hoca itiraz edebilir ona, ama şey anlamında söylüyorum. Spekülatif olabileceği anlamında söylüyorum. Ancak bu konuda fikir beyan edenler oldu. İnsan geçmişinde her gece ayrı bir dalda otlarla ve çerçöple kendine yatak yapıp uyuyan bir canlı türünün devamıyız biz. Evet. Yani bizim geçmişimiz öyle. Karalara inmeden önceki dönemi söylüyorum. Orada da geceliğin uyurken düşme ihtimali var tepelerden, ağaç tepelerinden. O yüzden de o refleks, tepeden devrilme refleksi, yani ağaçtan düşme refleksi bize çoğu kere uykuda gelir bir haldedir şu anda. Bilmiyorum sizde de oluyor mu? Zaman zaman birçok insanda olur. Bana bir anda olur. Böyle uçuyormuş ve yere düşüyormuş gibi uyanırsınız. O refleksin yansıması diye düşünülüyor. Biraz spekülatif ama olma ihtimali... Psikolojik değil mi aynı zamanda peki? Yani sıçrama... Psikoloji yani orada uyurken, yani o tanımı oradan hemen oraya koymak biraz zor oldu. Anladım ama sizin tabii tanımınız enteresan. Şimdi ama enteresan. O işte refleksler içerisinde örneğin Kremester refleksi diye bir refleks var. Örneğin bacağın iç kısmına şöyle biraz dokunduğunuz zaman erkekte testis yukarıya doğru kaçar. Karnın içine kaçar gibi. Örneğin bu testisi korumaya yönelik gelişmiş bir arkaik refleks. Yani daldan dala koşuşurken testisi yaralama ihtimali olan bir darbe geldiğinde testisin içeriye kaçmasını sağlayan bir refleks. Biz hastayı muayene ederken o muayenede ufacık bir şekilde şöyle bacağın iç kısmına elimize sürteriz. Testisi içeriye kaçıyor mu kaçmıyor mu diye bakarız. Önemli o da öyle bir refleks. Çok enteresan. Bir koruma refleksi. Tabii yeni doğan ama bebeklerin hıçkırık, refleksleri de var buna benzer. Evet. Bana hıçkırık anlatırmayacak mı biraz sonra anlatacağım. Yeni doğan refleksleri de öyle. Bunların bir kısmı çabucak ortadan kayboluyor ama örneğin avuç içerisine dokunduğunuz zaman yakalama veya yanağın kenarına dokunduğunuz zaman arama, emme refleksi vesaire gibi refleksler. Tabii bunlar daha bebeklikte yavrunun anneye tutulması ve hem el hem ayakla tutulması şeklinde başlamış refleksler bize takıntı olarak yeni doğanda olur ama daha sonradan kaybolur giderler. Peki. Onlar. Hıçkırığı konuşmuyoruz, size geçeliver hocam. Hayır, hıçkırığı konuşacağız. Peki buyurun, hıçkırığı anlatalım, buyurun. Ama hıçkırığı Ergü Hoca da konuşur belki ama. Yok, hıçkırığı ben konuşmam. Benim hıçkırıktan anladığım bir romanı bir de filmi vardı işte, o kadar. Çok güzel. Şimdi hıçkırık neden enteresan? Evet. Şimdi isterse her türlü hoca, arkadaşım, meslektaşım bağlansın. Hiçbirisi hıçkırıkla ilgili mantıklı bir açıklama getiremez. Biz de okurken veya ihtisasımız boyunca ya da daha sonraki meslek uygulamalarımızda hiç hıçkırığın ne olduğu ve ne işe yaradığı konusunda hiç fikir yürütmedik, hiç akıl yürütmedik, hiç merak da etmedik neredeyse. Ama hıçkırık hep başımızın belası oldu. Örneğin yemek borusuna bir ameliyat yaparsınız, hastada hıçkırık çıkar ameliyattan sonra ve beladır çözmesi. Ya da
diyaframın altında bir apse olur, hıçkırık olur. Ya da beyni etkileyen bir tümör olur, hıçkırık olur. Ya da bazı kimyasallar hıçkırığa neden olurlar. Fakat hıçkırığı tedavi etmesi zordur. Ama bir şekilde beladır. Ben yani bir hastamın galiba hocam ben burnumu tıkayıp su içiyorum boyunca, geçiyor hemen. Burnumu tıkıyorum su içiyorum geçiyor. Mesela işte bebeklere limon damlatılır ya da işte bir torba alınır koklatılır vesaire falan bir şekilde çözüm bulunur. Ya da en sonunda ameliyata kadar gider. Yani diyafram kaslarını kesersiniz. Bir şekilde öyle çözüm bulmaya çalışır. Şu anda bir genel cerrah arkadaşım var belki de dinliyordur. Adamcağız bir reflü ameliyatından sonra hıçkırığa başladı. 5 yıldır yaklaşık dakikada 6-7 kere hıçkırıyor şu anda. Kesintisiz. Evet. Neyse şimdi hıçkırık niye var ona gelelim. İşte öksürüğün nedeni belli. Niçin olduğu belli. İşte ishalin niçin olduğu belli. Gözünüze bir şey dokunduğu zaman gözünüzü kırpmanız o bile bir refleks. Onun bile niye olduğu belli ama hıçkırığın şu andaki yaşantımızda bir işe yaramadığı ortada. Hiçbir fonksiyonu yok gibi gözüküyor. Hatta sadece bize de ait değil. Diğer bütün canlılar yani bunun içerisinde işte tavuğundan tut kedisine kadar hepsi de hıçkırıyorlar. Zaman zaman. Evet kökeni çok eskiye dayanıyor. Sulardan karalara geçiş aşamasında hem akciğerin hem de galsamaların bulunduğu bir dönemde eğer gözlediyseniz akvaryumda balıkları ağızlarından suyu alır galsamalarından dışarıya atarlar. Tam o sırada eğer o canlıda akciğerde varsa o suyun akciğere gitmemesi lazım. Çünkü aynı dönemde hem dışarıdan oksijen alacak aynı zamanda da suyun içerisinde galsama soluması yapacak. Evet. O yüzden bizim gırtlak kapağı dediğimiz bir şey var. Derin nefes aldığımızda gırtlak kapağı kapanır ve içeriye havanın gitmesini engeller. Hıçkırık böyle bir şey. Şimdi şu anda mesela hıçkırma taklidi yapsanız. Yok beceremem hiç. Çok kolay. Yapın. Ben yapamam. Derin bir nefes alıp kapatacaksınız. Evet neyse. Bu şu anlama geliyor. Denizlerden karalara geçiş aşamasında bizim kökenimizdeki canlılarda akciğerin varlığıyla beraber galsamanın varlığının olduğu noktada suyun akciğere kaçışını engelleyen bir mekanizma. Şu anda akciğerli balık dediğimiz bazı canlı türlerinde bu hıçkırık devam etmekte. Yaşamının içerisinde devam etmekte. Kurbağalarda da tetari yani karabaş döneminden yetişkin kurbağaya geçiş döneminde akciğerleri gelişip galsamaları kaybolma noktasında da hıçkırarak o solunumu sağlamaktalar. Yani bize bundan yaklaşık 350 milyon sene önceden kalmış bir takıntı mekanizma bu. Beyindeki başlangıcı yapan çekirdek, yol boyunca kullanılan sinirler, diyafram ve gırtlağımızdaki kapak var olduğu müddetçe bu hıçkırıkta devam edecek. Evet. Yani mekanizma duruyor, fonksiyonu geride kalmış. Ama hala bu alışkanlık da sürüyor. Evet. Evet yine bir deprem haberi geldi. Çankırı'da tekrardan bir deprem olmuş. Yanılıyorsam beni düzeltsin arkadaşlarım. 4.3 olarak ben görüyorum. Bugün 3. oldu Çankırı'da. Ve son aylarda üst üste bu depremler de arttı. Birkaç hafta önce yine tarihten gelen programımızda İlyas hocamızla deprem programı yapmıştık. İzleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Bu depremlerin de uyarısını, bilgisini vermişti kendileri. Bakalım geçmiş olsun diyoruz bütün Çankırı'ya ve elbette bütün hissedenlere. Ankara'da da biz de hissettik sabahki evet. Depremi. Böyle artçılar çok fazla oluyor bu şiddet depremler. Umarız daha şiddetlileri olmaz diyelim. Evet programımızın son bölümüne giriyoruz. Biz tarihten gelen programının genellikle son bölümlerinde biraz daha geleceği konuşuyoruz hocam. Yani geçmişten gelenleri konuştuk ve gelecekte neler bekliyoruz. Son bölümü ona ayıralım arzu ederseniz. Tabii geçmişten bugüne bir insanların değişiminden sıkça bahsettik. Peki bundan sonraki süreçte neler öngörüyoruz insan vücudu ile ilgili? Biraz daha kısaca alırsak görüşlerinizi bu konuda memnun olurum. Evet. Tabii şimdi buna şuradan cevap vermek lazım. Yani ilkesel olarak evrimden, evrimleşmelerden baktığınız zaman işte insan veya başka herhangi bir canlı fark etmez. Siz bir canlının hani gelecekte ne olacağını şey yapamazsınız, tahminleyemezsiniz. Yani en azından net bir şekilde vücudu şöyle olacak, beyni şu ağırlığa ulaşacak, işte vücut küçülecek falan bunlar tabii çok şey, spekülatif bile değil aslında. Bunlar çok farazi şeyler. Tahmin etmek çok güç ama şu söylenebilir en azından. Şimdi eğer
bu yaşam biçimi, bu alışkanlıklar devam eder ise, bu devam ettiği sürece rahatlıkla söyleyebiliriz ki şeker, kanser, depresyon vesaire bunlar giderek artacaklar. Mesela bundan 40-50 sene, 60 sene öncesinde bu vakalar görece diğer hastalıkların yanında, değil mi, oldukça düşük sıklıklı vakalı olarak adlandırırlar idi. Fakat şimdi bunlar aslında salgın haline geldi. Modern çağın salgınları neler? Kanser, mesela depresyon gibi işte psikosomatik, psikolojik rahatsızlıklar ve ne bileyim işte şey, diyabet gibi hastalıklar, metabolik sendrom gibi kalp hastalıkları. Bunlar genç genomumuzun veremediği yanıtların ortaya çıkmasını sağlayan, genomumuzla bu daha önce hiç karşılaşmadığı o tuhaf çevrenin, öyle söyleyeyim, çatışmasından ortaya çıkan sorunlar. Şimdi bu çevre devam ettiği sürece, biz bu kadar şeker aldığımız sürece, biz bu kadar işte stresle karşı karşıya kaldığımız sürece, bu kadar çok kimyasallarla, kirleticilerle karşı karşıya, yapay bileşiklerle karşı karşıya kaldığımız sürece bunlar giderek artacaklar ve bunlar modern çağın salgını olacak. Mesela bundan 150-200 sene önce veya bundan 500-600 sene önce veba neyse yıkımı itibarıyla, bunların insanlığa getireceği yıkım da bu düzeyde bir süre sonra, zaten şu an etkilerini görüyoruz, böyle olacak diye ben düşünüyorum. Bütün veriler bize bunu gösteriyor. Yani insanlık kendi ruhsal ve bedensel sağlığı bakımından giderek daha kötüye gidiyor. Ama ömür de uzuyor Ergi Hocam, ilginç bir şekilde. Ömür de uzuyor ilginç bir şekilde. Ömür uzuyor da nasıl yaşadığınız çok önemli ömrü. Yani ömrü, yani şöyle bakmak lazım. Uzun bir ömre sahipsiniz ama yaş arttıkça giden hastalıkların seyri daha yükseliyor. Mesela Alzheimer'ı düşünün, değil mi? Alzheimer ileri yaş hastalığıdır baktığınız zaman genel itibarıyla. Sıklığı çok daha yüksek. Bunun tabii bir yandan ömür uzamasıyla, bir yandan da Alzheimer'ı tetikleyen çevresel faktörlerin de etkisiyle ortaya çıktığını biz biliyoruz baktığımızda. Yani ömür uzaması iyi bir şey değil. Ömür ne kadar uzarsa vücuttaki hücre bölünme ve bölünmeyi denetleyen sistemler o kadar çok çığırından çıkar. Mesela kanserleşme o kadar yüksek görülebilir diğer faktörler oluşmasının yanında, ömür uzunluğuna bakacak olursak. Bir de şimdi ömrümüz uzun ama eski tip mesela işte alanlarda, işte kırsal kesimlerde vesaire yaşamıyorsunuz. Dolayısıyla şehirde yaşıyorsunuz. Mesela daha küçük bir aile içerisinde yaşıyorsunuz. Sizi belli bir yaştan sonra işte huzur evlerine falan filan göndermek durumundalar çünkü. Yani hem iktisadi ömür bakımdan... Ömür uzamıyor, ihtiyarlık uzuyor diyorsunuz. İhtiyarlık yani. Uzuyor yani. Yani eziyet uzuyor. çünkü şöyle bir şey var. Bir kere bedenin en sağlıklı oluşunun hedeflendiği nokta pubertenin bitişine doğru yönlenmiştir. Yani neyin bitişi hocam? 18, yani ergenliğin sonuna doğru olan döneme hedeflenmiştir. Yani bizim bedenlerimizin en optimum halleri yaklaşık 20 ila 25 yaş arasındadır. Yani yaşlanma 25'inde başlıyor zaten. Fiziksel gücün dorukta elbette olduğu zaman. Yani çünkü yani şimdi sen 80-90'lara kadar adamı yaşatıyorsun ama aslında en sağlıklı olunan dönem, genetik olarak hedeflenmiş dönem 20 ile 25 arasıdır. Ondan sonrasında ihtiyarlama başlar zaten. Görece tabii. Ay, bazı yapılardan ya başlıyor. Erken değil mi? Kardiyo, tabii, tabii. Yani, kardiyovaskülerden başlıyor. Oradan başlıyor. Sen adamı genç görüyorsun ama içeride bir şey başlıyor. Evet. Bir başka bir şey var. Ben mesela 30 yaşındayım şu anda. Yırtınsan, girdin mi o sürece? Ya şöyle söyleyeyim. Yırtınsan sen 90 yaşını aşmaya başladığın zaman örneğin sarı nokta hastalığı, yani merkezi görme bozulmaya başlar hızla. O kadar yaygın ki ileri yaşta. Şimdi o zaman biyolojik bir yaşlanmanın da bir şeyi var. Evet. Bedeli var. Esas nedeni evet, üremeye yönelik olduğu için her şey. Çünkü neslin devamı için 3 tane şey var. Bunlardan bir tanesi de beslenme, cinsellik ve korunma denen olay yani. Peki. Bir kitabımız var, eserimiz var. Değerli Metin hocamızın da aynı şekilde sizin de burada bir bölümü siz yazdınız değil evet, mi? Evet, bu hoş bir kitap. Evrenin Karanlığında Evrimin Işığı isminde. Evet, şöyle kamerada gösterelim. Çağrı Mert Bakırcı kardeşimizin editörlüğünü yaptığı bir kitap. Bunun hı-hı, evrimsel tıp bölümünü Çağrı kardeşimle beraber yazdık. Bu kitabın şöyle bir özelliği var, onun için ben aslında vurguladım. Popüler bilim kitabıyla textbook, yani temel bilim kitabı aralarında bir yerde duruyor. Bir yönüyle biraz popüler ama diğer yönüyle de çok ciddi modern evrim bilgisi
orada toparlanmış durumda. Peki, emeğinize sağlık diyelim. Evet, buradan da bulunabilir değil mi? İzleyicilerimiz kitabı istedikleri takdirde. Şu anda. Evet. Evrenin Karanlığında Evrimin Işığı, Sayın Çağrı Mert Bakırcı'nın kaleminden ve yine Metin hocamızın da katkı sunduğu bir eser. Efendim, çok teşekkür ediyorum bu güzel program için. Ben şahsen çok bilgilendim, çok şey öğrendim bu programda. Ben izleyicilerimizin de aynı şekilde verimli, dolu dolu bir program geçirdiklerine ve memnun olduklarına eminim. Çok da güzel bir ilgi oldu. Sağ olun efendim. Varsa bir ekleyeceğiniz son bir cümle alalım, ardından veda edeceğiz. Ben belki kaynak söz konusu olduğunda modern çağ hastalıklarından üzerine durduk ya, aslında geleceğin de problem bu olacak gibi. Ben de o zaman bir kaynak önereyim. Kitabı getirmedim ama tabii, ismi buyurunuz. Son Sözü Genom Söyler diye. Greg Gibson adlı çok önemli bir evrimsel tıp araştırıcısının, öyle söyleyeyim, kaleminden çıkma. Ben naçizane kitabı çevirdim birkaç yıl önce. Fakat kitap işte popüler dille temel olarak aslında modern çağın hastalıklarının insan genomuyla ilişkisi bağlamında, evrim bağlamında sonuçlarını ve belki de geleceğe projeksiyonu yapılacak olan çerçevesini sunuyor. Çok aslında iyimser bir tablo çizmediniz Ergi Hocam, insan geleceğiyle ilgili. Bu şekilde gittiği takdirde iyimser tablo çizmenin aslında pek mümkünü yok. Değil mi? Doğru olmaz. Yani bu kadar stres ve bu kadar modern dünyadaki insanların karşılaştığı sorunlar. Bu yaşam biçimi devam ettiğinde, bu yaşam biçimini besleyen sosyal örgütlenme biçimleri, bu yaşam biçimini besleyen dolayısıyla idare biçimleri, insana değer katma, insanın değerini buradan görme biçimleri devam ettiği sürece kaçınılmaz. Son bu olacaktır diye ben düşünüyorum. Peki, zamanımız kalmadı farkındayım ama bu soruyu da sormamı istiyor izleyicilerimiz. Ölümsüzlük kavramı tıbbın gelişimi içerisinde, gelecek içerisinde insan için mümkün olan bir kavram mı? Metin Hocam, değil mi? Cevabı çok net verdiniz. Peki. Herhalde tabii tıbbın mücadelesi devam ediyor ama tabii insan için ölüm her zaman var olan bir durum. Öyle bir soru soruyorsun ki şimdi ona nasıl cevap verir? Yani çok uç noktada bir şey. Ölümsüzlük bambaşka bir konu, kavram. Tabii onun için ileride ayrı bir program yapalım bu kavram üzerine. Ama ben şu iki cümleyi söylemek istiyorum. Buradan da okuyarak söyleyeceğim. Arkaik yapılar. Evet. Yani tarihi, geçmişi olan yapılar ve fonksiyonlar vücudumuzda tuhaf ve zorlamalı izlerini hala koruyorlar. Bütün akşam boyunca konuştuğumuz temellerinden bir tanesi bu. Bir diğeri de evrimi gerçekleştiren bu mekanizmalar bedenlerimizde kanıtlarını bıraktığı gibi bu izlerin yarattığı sağlık sorunlarına da kaynağı olmuş durumdalar. Yani biz şu anda başımıza ne sağlık sorunu geliyorsa bunların büyük bir kısmı evrimsel süreçlerde edindiğimiz yapılardan kaynaklı. O deneyimlerden geliyor. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Değerli Metin Hocam ve Ergi Hocam, sağ olun, var olun efendim. Değerli izleyicilerimiz, Tarihten Gelen'in bu haftada sonuna geliyoruz. Nisan ayının sonunda başladı Tarihten Gelen programı ve şu aslında yeni bir program, genç bir program. Ancak çok kısa bir zamanda sahiplendiniz, benimsediniz ve sizlerin teveccühüyle Tarihten Gelen programı yeni yayın döneminde de ulusal kanal ekranlarında olacak efendim. Önümüzdeki haftadan itibaren pazar günü, cumartesi değil pazar günü saat 20.30'da huzurlarınızda olacağız ve tarihten bugüne, geleceğe ışık tutmaya devam edeceğiz. Sizlere güzel bir pazar günü ve iyi bir hafta diliyorum efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın.